İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Hemen başlayalım programa. Bu akşam kimler bizimle? Hüseyin Yayman. Hoş geldin Hüseyin Yayman. Hoş bulduk. Hatay'dan selamlar, sevgiler getirdim. Teşekkür ederim. Hafta sonu Hatay'daydım. Hafta sonu Hatay'daydım. Meclisteydim. Dediler ki A Haber'de Melih Altınok Sebep Sonucu'ya çağırıyor. Kim var yayında dedim. Dediler ki Zafer Bey var. Gaffar. Ben dedim, söylemeyin demiştim. Söylediler mi kim? Söylediler. Dedim ki beraberiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Gaffar Yakınca. Gaffar merhaba, hoş geldin. Merhaba sevgili Melih. Zafer Şahin. Zafer hoş geldin. Cumhurbaşkanının buyurun. Şimdi Hatay deyince bir kaçak günden şey sokacağım araya. Tabii ki. Biz iki hafta oldu galiba vekilim değil mi? Beraber tabii Hatay'da. Ki. Evet Hatay'da. İki hafta oldu. Ya bak siyaseten söylemiyorum. Hatay dünyanın en güzel kentlerinden biri. Çok büyük bir acı yaşadı. Biz depremin vurmadığı yerleri de gezdik gittiğimizde. Orada belki vekilime de söyledim. Ya bir kent bu kadar ihmal edilmiş olamaz ya. Öyle. Yani o güzelim kente çivi çakmamışlar inan bak. Çivi çakmamışlar. Nereleri gezdiniz? İlçeleri gezdiniz öyle çok mi? Çok yazık ya. Yok hani depremin vurmadığı arka mahallelere gidiyorsun. Arka mahallelere gidiyorsun. Ya insan bunca yıl yönettiği bir kente hiç mi bir şey yapmaz? Evet bir Beyrut havası vardı vallahi ben çok, de hatırlıyorum. Ben o günden beri inanın üzülüyorum ya. Evet. Vallahi çok üzüldüm. Ya şöyle Mehmet Özteseki Bakan gazetelerin köşe yazarlarını ve Ankara temsilcilerini evet. Hatay'a davet etti. Geniş bir gazeteci heyetiyle Hatay'ı gezdi. Çok yazan gezdi. Oldu geçen hafta. Evet, evet ve Hatay'daki aslında yani CHP'li belediyelerin ihmalkarlığını, kaygısızlığını, dertsizliğini. Yani tabii deprem bütün bunları örttü de. Fakat şimdi inşallah yeni bir inşa çalışması, ihya çalışması. Bir gün de bak ben bu programa gelmeden önce meseleyi çok yerelleştiriyorum farkındayım da. Yo, yerel geneli de yansıtıyor bir şey. Yani, Mustafa Kocacık abi bizim yani Hatay'ın kanaat önderlerinden bir tanesi. Dedi ki hocam dedi sen dedi sürekli bu Melih Bey'in programına gidiyorsun. Belli ki seviyorsun. Oru gelsin ona, dedi değil ona mi? Ona de ki dedi Hatay'a gelsin Hatay'dan bir yayın yap. Bir gün Hatay'da yapalım çok yapalım. Da güzel olur. Böyle bu bir sorunlar... deprem gündemi biraz böyle. Hatay'ın sorunlarını da konuşalım. Hatay'ın... Bütün deprem bölgesinin sorunlarını da konuşmuş oluruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mecliste grup toplantısında sert bir konuşma yaptı Hüseyin hocam oradaydınız siz de. Gruptaydım ben de. Gruptaydınız. İsrail'in Refah saldırısı gündemindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, kanla beslenen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor dedi Cumhurbaşkanı ve ekledi. ABD bu kan senin eline de bulaştı. Bir izleyelim Samet. Gaffar, gram politik doğruculuk yok Erdoğan'ın sözlerinde. O diplomatik teamüller dediğimiz sınırlar var ya saçmalıklar. Çok şey söyleyip hiçbir şey söylemediğin, orta yoldan yürüdüğün artık onun bir tarafa itildiğini görüyoruz. Bence çok önemli vurgu var. Amerika Birleşik Devletleri'ne çok net hakkını teslim ediyor. Sizsiniz diyor arkasında duran. İsrail zaten malum. Müslüman ülkelerden de bahsetti. 56 Müslüman ülke, 2 milyar nüfus. Müslüman ülkelerin gayri safi yurt içi hasılası yıllık 25 trilyon dolar. Ama Arap ülkelerinde ya da diğer yerlerde bu diplomatik dili bırakanlar ya da daha radikal karar alanları görmüyoruz. Mesela geçen programda şunu konuştuk Gaffar. Sadece şu petrol ambargosu işine girilse, Suudi Arabistan şu bu. Yani diğer hedefler artık insanların beklentisi ama hiç mi mümkün değil? Fakat bir yandan da bakıyorsun dünyadaki bir şeyler değişiyor. Ne diyorsun? Yani bir ilerleme var. Mesela İsrail'in başında İsrail'i yöneten bir başbakanın, Siyonist bir başbakanın hakkında tutuklama kararı çıkarılıyor olması çıktı. Bir ilerlemedir. Özellikle Batı kamuoyunda bu Filistin'deki katliama karşı duran, soykırıma karşı duran hükümetlerin, siyasetçilerin çıkması da bir kazanımdır. Evet. Ama diğer yandan bunlar çok yetersiz. Yani gördüklerimiz karşısında. Ben Sayın Erdoğan'ın konuşmasından bugün bir artık bir serzenişin ötesinde bir isyan şeyi gördüm. O bir isyan yani, değil mi? Artık hani göğsünü parçalayarak isyan ediyor. Müslüman ülkelerden de çok bir beklentisi olmadığını anlıyorum. Yani onlara sadece ayıplarını yüzüne vuruyor yani onu söylüyor. Görünen de şu, şimdi biz artık yani bu görüntüler her defasında şöyle bir şey oluyor sevgili Melih. Gaffar seni böyle alabilir miyim? Tabii biraz tabii. Görüntüler üstüne. Yani bir vahşet yaşıyoruz. Orada da konuşalım. Daha çok hem belki daha fazla izlenir insanlar şey yaparlar. Evet evet tabii, ama tabii, o amacımız o zaten. Tabii tabii. Daha biraz daha izlensin. Dikkat tabii. Çekelim bu tabii, görüntülere. Tabii. Tek günden bu. Tabii. Şimdi her defasında diyoruz ki daha bundan beteri olamaz diyoruz. Fakat bu katiller bizi yanıltıyor yani. Daha beteri de oluyor. Daha beteri de oluyor. Daha beteri de oluyor. İşte en son yaşadığımız hadise bir kampı, çadır kampını. Artık çadırda yaşıyor bu insanlar. Yani zaten ev yok, yurt yok, yiyecek yok, üst baş yok, para yok, pul yok, istikbal umudu yok. Çoğunun ana babası da yok. Yetim, öksüz vaziyette. Tek yalnız başına gezen çocuklar var. Böyle insanlar bakın bu vaziyette. Bunlar yavru yahu.
Yani bu insanların üzerine füzeler, bombalar yağdırdılar. Yüzlerce insanı gene öldürdüler, vahşice öldürdüler. Bu arada da yani uluslararası toplum çeşitli kararlar almakla meşgul. Bu kararların bir işe yaramadığını görüyoruz. Şimdi ne işe yarar? Ona bakalım. Yani şimdi isyan edeceksek isyan etmeye laf çok yani. Artık yani insanların da biraz karnı lafa doydu, öyle diyeyim. 8 yani ayda doydu. Doydu, evet, lafa doydu. Yani ne olabilir yani? Şimdi bu tutuklama kararı uygulanabilir mi? Bunun koşullarını zorlamak lazım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından şunu anlıyorum. Netanyahu ile ilgili kullandığı diplomatik teamül içinde kaldığı için anladığım kadarıyla, daha beterini de söyleyebileceğini tahmin ediyorum ama olabilecek en ağır sözler. Yani bundan daha ağırı herhalde yani siyasette var mı bilmiyorum. Psikopat, manyak, tabii, hastası, kanla beslenen vampir. Daha ağırı olmaz yani. Bu tabirlerden ve yaptığı çağrıdan şunu anlıyorum. Türkiye tutuklama kararının uygulanması için bir çaba sarf edecek. Bu bir. İkincisi, bir önceki demeçlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki bir buraya artık müdahale edilmesi lazım. Evet. Devlet Bahçeli de bir müdahale, operasyon, askeri bir şey efendim yaptırım diye, hı-hı, bir şey kullanmıştı. Şimdi bunları birleştirince şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Türkiye'nin tabii tek başına böyle bir şeylere girişme imkanı yok. Gerçekçi olalım yani. Ama dünyayı buraya doğru Türkiye zorlayabilir. Bir yandan da yapanın yanına kar kalıyor Gaffar. Putin gitti girdi Ukrayna'ya. Ya da şöyle yani giden tabii, de tabii gidiyor. Bunların durduracak hali de ben sana söyleyeyim. Türkiye yapsın yapmasın ayrı bir tartışma. Ben asker değilim. O teknik kabiliyetleri şunları bunları bilmem ama yani yapanın da yanına Melih, kar şimdi kalıyor. Şöyle yani bir defa faşizm sadece güçten anlar. Bakın yani dünya tarihinde de böyleydi. Yani Almanya'da Nazileri de güç durdurdu. Evet. Kibarlıkla, siyasetle, evet, politikayla durmadılar. Öyle olmadı. O yargılamalar Naziler yenildikten sonra yapıldı. Bakın kritik nokta tabii orasıdır. Önce bir diz yani çöktürme. Önce onu tabii önce diz çöktürmen, teslim alman lazım. Sonra onu yargılar, cezasını kesersin. Ama şu anda henüz İsrail'in hiçbir yenilme emaresi yok. Çünkü zaten karşısında gariban insanlar var. Bu nasıl yenecekler? Mümkün değil bu. Yani biz isteriz bir zafer kazansınlar ama tablomuzda, bu tabloda bu gerçek insan, bu. Çocuklar bunların hepsi. Karşısında da ciddi bir güç görmüyor. Şimdi mesela senin sorunu alayım ben. Gazze küçük bir sahil şeridi biliyorsunuz. Minnacık bir yer, artık hepimiz ezberledik haritayı. Ve etrafı duvarla örülü. İsrail'de Orta Doğu ölçüsüne bakıldığında çok büyük bir ülke değil. Evet. Peki neden İsrail'in etrafı bir duvarla örülü değil? Değil mi? Mesela Lübnan'la savaşıyor, Suriye'yle savaşıyor. Ürdün sınırı, Ürdün'le sınırları açık, Mısır'la açık. Ürdün ve Mısır Arap ülkeleri destek olsunlar. Müslüman ülkeler. Türkiye'de destek olsun. Dediğin değil mi? Gibi. Mesela bakın bunun etrafı duvarla örülü. Bütün burası duvar biliyorsunuz. Sana yani bir Akdeniz haritası versene sana. Önce bir açık hapishane yarattı İsrail burada. Sonra da orayı bir katliam merkezi haline getirdi. Önce bir konsantrasyon kampı, toplama kampı yaptı. Sonra da o kampta insanları öldürdü. Açık hava mezarlığı. Aşağı indire indire. Açık hava mezarlığı yapıyor şu anda. Diyorum ki yani bu İsrail'in etrafına da bir duvar örülebilir pek tabii. Örün bir duvar. Denize de bir abluka koyun. Bu kadar basit. Girene çıkın. İsrail kabadayılık yapabiliyorsa İsrail şunu yapamaz. Yani sizin aslında, duvar örmenize karşı çıkamaz İsrail. Aslında çok önemli bir şey söylüyorsun. Fiziksel anlamda bir duvar örülmese de son tahlilde İsrail'in etrafında bir insanlık duvarı örüldü. Yani İsrail şimdi belki yeni nesil bizi izlediğinde ya bu nasıl olacak diye olabilir. Ama o dünya tarihine bakıldığında, dünya siyasi tarihine bakıldığında bunların lanetleneceği, Netanyahu'nun savaş suçları mahkemesinde yargılanacağını çok net olarak söyleyebiliriz. Yani burada bir fiziksel anlamda duvar olmasa da İsrail meşruiyetini kaybetmiş bir terör devletine dönüşmüştür. Ve dünyada hakim olarak bunun kabul edilmesi çok önemli bir aşamadır. Ben burada sadece basit bir saptamada bulunmak istiyorum. Peki ne olacak sonuç? Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan örnek verildi. 1942 yılında hiç kimse Hitler'in kaybedeceğini düşünüyor muydu? Almanya'nın bu savaştan yenileceğini hiç kimse düşünmüyordu. Çünkü 1941 şartlarında çok büyük askeri üstünlük Nazi ordusundaydı ve yenilmez bir ordu olarak, kendilerini çelikten kuşatılmış bir ordu olarak görüyorlardı. Ama kaybettiler. Ben İsrail'in de kaybettiğini, kaybedeceğini ve daha dramatik olan şu aslında. Şimdi bugün konuştuğumuz meselenin tarihsel köklerine baktığımızda nereyi görüyoruz? Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki paylaşım savaşlarında İngiltere'nin ve Fransa'nın
bölgeyi Sykes-Picot'la çizmesi var. Şimdi peki niye 100 yıl sonra biz neyi görüyoruz? Yine aynı paylaşım mücadelesini görüyoruz. O paylaşım mücadelesi bir dünya savaşına yol açmıştı. Bugünkü paylaşım mücadelesi de yeni bir savaşa gebe olduğunu söylemek lazım. Hani Marx diyordu ya, yani Avrupa'nın sokaklarında ben devrimin ruhu dolaşıyor. Bence bugün dünyanın sokaklarında 3. Dünya Savaşı'nın ruhu dolaşıyor. Ben burada hani çok iyimser bir insanım. Fakat çünkü bugün Cumhurbaşkanımızın da ısrar altını çizdiği yani Kudüs ve Filistin meselesi sadece Filistin meselesi değil yani. Bir kıvılcım burada çıkabilir diyorsunuz. Buradaki çözüm bir anlamda o Dünya Savaşı dediğiniz şeyin de fitili. Hayır yani, şimdi ben Gaffar'ın sözünü çok kestim. Bana söz geldiği zaman konuşurum da. Yani meselenin işte bir Türkiye'ye bakan boyutu var. Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle bir yaklaşım var. İslam dünyası var. Belki uzun uzun konuşuruz bunu. İslam dünyasının böyle bir karar dahi alamamış olması çok dramatik. Bu İslam dünyasının sokaklarında çok büyük bir tepkiyi beraberinde getirecek. Yeni bir öngöremediğimiz, yani sosyal bilimcilerin öngöremediği yeni bir sosyolojinin... O şey, Arap Baharı gibi ama bu sefer daha organik. Arap Baharı'nı Amerikalılar örgütlemişlerdi evet, burada. Öbür taraftan dünyanın tutumu var. Yani hani bizim kafamız şöyle çalışıyor ya, şablonla. Yani bir meselenin tarafları var. Nedir? İsrail tarafı var, Filistin tarafı var, Türkiye, biz Türkiye evet, olduğumuz için bize bakan tarafı var, dünya var ve İslam dünyası var. Bütün bu başlıkları alt alta koyduğunuzda gerçekten çok dramatik bir tablo var. Yani sadece Cumhurbaşkanımızın bir tavrı var. O da ben inanıyorum yani. Bu söz var ya, bütün uyuyanları bir tane uyanık kişi uyandırır. Bu önemli bir söz yani. Bir eşik aşıldı. Dünyada İslam dünyası dedi Hüseyin Bey. Bu arada İslam dünyasının haritası geldi buraya. Vola. Bakın yani gerçekten dünyanın tamamına yayılmış 2 milyarlık bir muazzam bir büyüklük. Bunlar aynı dine inanıyorlar ve bu insanlar kardeş olduklarını düşünüyorlar. Yani İslam öğretisi gereği tüm Müslümanlar kardeş. Şimdi bu 2 milyar kardeşin içinde aşağı yukarı bir kabaca 1,5 milyon civarında insan, 2 milyonun içinde 1,5 milyarlık kardeş, şuradaki 7 milyonluk bir ülke tarafından, onu yöneten faşistler, Naziler tarafından yok ediliyor. Ve bu dünya hiçbir şey yapamıyor. Peki yani 2 milyar insan kiminle savaşıyor? Aralarında savaşta olanlar var. Olmaz olur. Hiç Hristiyanlar, yani bir din savaşı gibi bakılmıyor değil mi? Hristiyan bir devletle emperyalizm, öyle bir şey yok. Tabii. İşte İran, Suudi Arabistanlar, tabii, tabii. Onunla. Tabii tabii. Bunlar birbirleriyle itiş kakış cinler, onu söyleyelim yani. Bir de öyle bir durum Irak, var. İran'la. Yani Irak, İslam İran'la dünyası kendi içinde bir birlik sağlayabilir. Şimdi sıkıntılı olan şey şu. Tabii ki yani sırf Müslümansınız diye her konuda birlik olamazsınız. Yani Hristiyanlar da her konuda ama birlik olamıyor. Ama kendisini birinci olarak Müslüman olarak tarif edenler var. İran, Suudi Arabistan, tabii, konu bu. Tabii. Dolayısıyla işte insani olanda birleşin yani. Şimdi burada bir tuhaf bir durum var, onu söyleyeyim ben. Sonra Zafer'e bırakayım sözü. Ben çok uzatmayayım şimdi. Bakın, en büyük tepkiler İspanya'dan, Meksika'dan, Brezilya'dan, Venezuela'dan geliyor. Bakın çok İskandinav. İskandinav ülkeleri, Norveç'ten, İrlanda. İrlanda'dan. Şimdi İrlanda çok ilginç bir şey var. Yani İslam dünyası bu konuyla ilgili böyle biraz hani vazife yapıyor, geçiştiriyor sanki durumu. Sınıfta kaldı bence, çok onu açık yapıyor. Söylemek lazım yani. Diğer taraftan bakın yani İspanya bir Katolik ülke İspanya. Yani İspanya Haçlı Seferleri'nin organize edildiği ülke yahu. Haçlı Seferleri organize edildi İspanya'da. Ve bugün İspanya bir Filistin devletini tanıyor, Filistinlilerin yanında duruyor. Hani durabileceği kadar yani. Bu şimdi mesela burada bir uluslararası güç söz konusu olsa, bir müdahale imkanı da olsa, Birleşmiş Milletler bu kararı alamaz, almıyor. Amerika veto ediyor. Efendim şey de, NATO'nun zaten hiç umurunda değil böyle bir şey. Ama bir ittifak oluşturulabilir. Nasıl Amerika Irak'ı işgal etmek için, Libya için falan kurdu. Bir ittifak oluşturulur. İttifak oluşturulunca ben söyleyeyim, öyle bir şey mümkün olsa inşallah olur, gönlümden geçiyor. Arzu ediyorum. Türkiye ona liderlik, önderlik edebilir ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı belki biraz öyle ipuçları da veriyor. Evet. Bu İslam ülkeleri olmayacak onun içinde. Pakistan'ı, Endonezya'yı falan hariç tutuyorum. Onlar olabilir. Belki İran dahil olabilir. Ama Arap ülkelerinden pek ümidimiz yok. Onun içinde Meksika, İspanya gibi ülkeler bulunacak. Zafer, bu Suudi Arabistan'la İran mesela. Geçtiğimiz günlerde işte gidecekti İran'a, görüşmeler oldu. Hatta bu 7 Ekim saldırısı gerçekleşmeden önce İran ve Suudi Arabistan yan yana geldi. ABD'yi bence Orta Doğu'da en çok korkutacak senaryolardan birisi. Ortak para birimi üzerinden ticaret yapmayı konuştular. Çin bir araya getirdi bunları. Bu iki ülkenin yan yana gelmesi mesela predikte. Buradaki öyle bir sinerji yaratması, Türkiye zaten tavrını net bir şekilde söylüyor. Çok mu imkansız Zafer?
Bence imkansız. Ya şimdi ben teşbihte hata olmaz. Mesela Gandhi'nin meşhur bir tuz yürüyüşü vardır değil mi? Kardeşim yani şimdi burnunuzun dibinde sistemli bir şekilde bir halk katlediliyor. Şimdi gözler Türkiye'ye çevriliyor ama bu alçaklar Gazze'ye saldırmadan önce ABD başta olmak üzere Batı bloğu bütün uçak gemileriyle, savaş gemileriyle zaten denizden ablukaya aldı o bölgeyi. İsrail öyle saldırdı. Saldırıyı öyle başlattı. Şimdi senin oraya kara sınırın var. Ben savaş demiyorum. Zaten savaşacaklarına da inanmıyorum. Ya en azından orada kardeşlerimiz katlediliyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi yazık, sokaklardaki ölmüş cesetleri, çocuk bedenlerini köpekler yiyor. Hiç mi vicdanını sızlamıyor ya? Ya da şunu mu düşünüyorsunuz? Hani bazı filmlerde bir tane böyle deli gözüyle bakılan biri çıkar der ki ya hepimiz öleceğiz. Büyük bir tehlike. Büyük bir tehlike yaklaşıyor işte. Bir göktaşı çarpacak. Ona deli gözüyle bakarlar ve kimse inanmaz ama onun dediği çıkar. Şu gün şu tabloda bunların Gazze'yi bir laboratuvar olarak gördü. Eğer burada başarılı olurlarsa, karşılarında bir direnç şu ana kadar olduğu gibi gösterilmezse, adına petrol de, doğal gaz de, para de, güç de, menfaat de ne dersen de elde etmeyi isteyecekleri şeyler için bütün bir Müslüman dünyası başta olmak üzere mazlum halkları katledeceklerini bence Gazze'de gösteriyorlar. Yani sana bir cehennem tasviri yap deseler, Gazze'nin hali işte, Gazze ortada. Ya da nedir bu Batı medeniyeti? İşte o Gazze'de yansıyandır. İsrail orada aslında sadece bir aparat. Ne dedi İsrail Cumhurbaşkanı? Biz dedi, Batı'nın da çıkarları için burada savaşıyoruz. Mesele bu zaten. Şimdi mesela Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkartılıyor. Aa diyoruz ki ne kadar güzel, gördünüz mü? İşte yakalama kararı çıkarttı Uluslararası Ceza Mahkemesi. Başka kim hakkında çıkartıyor? Hamas'ın yetkilileri hakkında çıkartıyor. Ben sana soruyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı dünyasının bu kadar tam siper korumaya aldığı bir Netanyahu'yu ve İsrail'i dünyada kim tutuklayabilir? Kim tutuklar? Ya da hakkında tutuklama kararı çıkartılan yaratık, alçak, yarın Amerika'da onur konuğu olarak Senato'da ağırlanacak. Şimdi biz bazı gelişmeleri maalesef bizlerin de suçu var, ben sana söyleyeyim. Biz aylardır şunu konuşuyoruz. Aa üniversitelerde, Amerikan üniversitelerinde Netanyahu protesto ediliyor. Ya da İsrail sokaklarında işte Netanyahu'yu tepki gösterdiler, istifayı da. Ya geçin bunları ya. Bunlar hep psikolojik savaş unsurları. Algı yapıyorlar, başka hiçbir şey değil. Ben iddia ediyorum, bugün sen anket yap, tamam İspanya'yı ayıralım. Güney Amerika'daki birkaç ülkeyi ayıralım. %99 onaylıyorlardır, ben sana söyleyeyim. Amerika'da yapılan anketler öyle çıkmadı ama Zafer. Ya çıkmayabilir. Bizde köpekleri ama mesela konuşuluyor, o kadar kitlesel oranda şeyin yanında yer aldılar. Peki Filistin'in yanında duracağız dediler. %80'leri oranı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı çıkarttığı adamı sen hemen arkasından onur konuğu olarak ABD'ye çağırırsan bu bir mesaj değil mi? Ya ABD müesses nizamı dediğin yani gibi Zafer, ama bu bir paradigma. Ben de diyorum ki mesela gitti işte Putin, örneğini o yüzden veriyorum. Putin girdi Ukrayna'ya. Hepsi yan yana geldiler. ABD'si, İngiltere'si, şu bu hiçbir şey yapamadılar. Nükleer bir güç mü gerekiyor bize bunlara kafa tutmak için? Hayır, şu gerekiyor. Biraz yürek, biraz da istek gerekiyor. Bak, Türkiye'nin bir kara sınırı yok. Denizden zaten ablukaya almışlar. Evet. Müslüman dünyası, orada Mısır 100 milyonluk ülke değil mi? Bir ara bazı Türkiye'de aklı evveller Mısır ordusuyla bizim Mehmetçiği karşılaştırıyorlardı. Nerede kardeşim Mısır? Refah sınır kapısında işte, insanlar canlı canlı katlediliyor, yakılıyor. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüşe geçin ya. Refah doğru bari yürüyüşe onların çevresine tuz yürüyüşü örneğine gibi. Tuz yürüyüşü örneğini ondan verdim. Milyonlarca Müslümanın sen Refah sınır kapısına yığıldığını bir düşünsene. Hepsini öldüreceksiniz. Ne yapacaksınız? Hepsini yani? Ben soruyorum. Hepsini öldürme. Bak ben öldüremezler. Öldüremez. Öldürürler. Bak hayır, şimdi ben ama bir anlam bak şöyle kapat özür dilerim. Öldürebilir tabii, bu olasılık olarak var da o zaman bu artık o dehşet dengesi bozulduğu için burada başka olaylara sebebiyet tabii verir. Başka olayları tetikler. Ya bak bu ilk defa da olmuyor. Biz maalesef çabuk unutuyoruz. 1982'de bu Ariel Sharon var. Beyrut kasabı diye biliniyor. İki tane Şatilla mülteci kampı, Sabra mülteci kampı. Buraları oradaki Hristiyan falancistleri tetikleyerek ve kendisi de gece aydınlatma yaparak İsrail, ABD'nin aman ha sakın bu kamplara dokunma sözde demesine rağmen 3 günde 3000 kişiyi kadın, çoluk, çocuk demeden katlediyorlar. Yine yapmışlar bunu. Ama hani sen demin bir örnek verdin ya, 73'teki o ambargo. Bak Faysal'dı galiba, evet, Suudi Faysal, Kralı. Evet, Kral Faysal. O adam Kissinger'la bir konuşması var. Açık kaynaklarda herkes açsın baksın. Kissinger diyor ki üstüne gitme İsrail'in. Ben diyor yaşlı bir adamım diyor. Benim diyor tek isteğim diyor Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak diyor. Sen bana bunu sağlayabilir misin? Sonra da ambargoyu başlatıyor ve meşhur sözü söylüyor.
Biz diyor atalarımız gibi deve sütü ve hurmayla beslenebiliriz. Siz petrolsüz yaşayamazsınız. Büyük petrol krizi 70'lerde. Batı 15 sene belini doğrultamıyor. Kral Faysal'ın ne olduğunu da söyle o zaman. Bir suikastle yeni ortadan tarafından kaldırılıyor. Ama bak, bedel ödemek budur. Yani bu arada sen... Erdoğan da Faysal ödülünü aldı 2010'daki o duruşuyla. Çok prestijli bir ödül. Şimdi nasıl Kral durmuş Faysal peki bu katil İsrail o zaman? Şimdi biz de mesela tarih okuması yaptığımızda diyoruz ki aa şu İsrail'e bak. Bütün Arap dünyası birleşmiş, İsrail onları yenmiş. Hayır. Bugün de ben sana söyleyeyim, Gazze'lilerle, bu masumlarla savaşan İsrail falan değil ya. Bizzat Amerikan emperyalizmiyle savaşıyor bu insanlar orada. Başka açıklaması var mı? Soruyorlar Amerika'da. İsrail soykırım yapıyor. Ne diyorsunuz? Ne diyor Amerikan sözcüsü? Böyle bir emareye rastlamadık diyor adam. Böyle bir şey yok diyor. Ya bu açık açık şu demek ya. Biziz diyor orada. Evet. Ve eğer bak İslam dünyası son şunu söyleyeyim. Şunu zannediyorlarsa bu kuş uçuşu bize 1,5 saat mesafe burası ya. Atla şuradan uçağa 1,5 saatte oradasın. Şu Hatay'ın hemen altı işte. Ya bu nasıl olsa bizde böyle bir şey olmaz. 300 kilometre ötede. 300 kilometre. Bak yakın dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli de söyledi. Özellikle şu söz kıymetlidir. Yani Anadolu'nun savunmasının artık Gazze'den başladığı, Hamas'ın bir Kuvayi Milliye gibi orada bir vatan savunması yaptığı tezi çok kuvvetli bir tez. Bunlar bugün burada başarılı olsunlar. Bak karşılarında anlamlı bir tepki, direnç görmesinler. Bir bedel ödemesinler. Bundan sonraki hedefin Beyrut olduğu, bundan sonraki hedefin Anadolu olduğu, İran olduğu o kadar belli ki. Ya şu nükleer tartışmasını takip ediyor musun? Ne diyorlar? Şimdi İran diyorlar nükleer silah üretiyor. Biz bu filmi nerede gördük? Irak'ta gördük. Kimyasal silah var diye gittiler. 1 milyon kişiyi katletmediler mi? Şimdi bunun altyapısını hazırlıyorlar. Ama işte Zafer biraz değişmiyor mu? Hüseyin Yayman diyor ya, Marx'tan bahsetti. Avrupa'da bir hayalet geziyor diye. Katı olan her şey buharlaşıyor diyordu Marx o zaman. Değişimi tarif etmek için. Eski çağa ait kabuller değişiyor. Bu kabul ettiğimiz paradigma 80 yıllık bir paradigma. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'nin kurduğu. Acaba o çatırdıyor mu? Ben onu görüyorum ben biraz işte. Ben çatırdığına yani inanmıyorum. Hele bak Müslüman dünyasının şu halini görünce 57 tane değil mi Müslüman devlet var. Ya bana Türkiye dışında şu sorunu bir numaralı gündemi olarak kabul edin. Türkiye'de de Erdoğan'ın gündemi ben sana söyleyeyim. Yani ahalinin çok da bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ama bak bizim sadece... Ya ahalinin bir derdi var da fakat yani bu toplumsal elitler ve siyasal elitler bu konuyu bir türlü gündemlerini almadığı için böyle görünüyor diyorsun. Almıyorlar ama Türkiye'de yani milletimizin Kudüs meselesinde, Filistin meselesinde duyarlı zaten evvel ahir bilinir. Bizim meşhur retoriğimizdir. İşte Çanakkale'de şehitliklere baktığımızda orada İdlib'li, Halep'li, Kudüs'lü insanların mezarlarını görürüz. Bu çok önemli. Ben doğrusu hani Zafer'in değerlendirmelerini önemli buluyorum. Fakat katılmıyorum. Ben doğrusu gerçekten bu artık ne yönetilebilir ne sürdürülebilir bir şey. Bugün taktiksel olarak, zamansal olarak İsrail Gazze'yi yerle bir de edebilir. 3 milyon insanı da öldürebilir. İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 60 milyon insan hayatını kaybetti. Burada İsrail'in buna gücü var. Ama son tahlilde İsrail meşruiyetini kaybediyor. Varlığını kaybediyor. Ve varoluşsal olarak İsrail sorgulanmaya başlıyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Ve burada bak sadece Gazze meselesi, Kudüs meselesi olarak görmüyorum. Beni daha da endişelendiren oradaki her bir çocuğun ölmesi, insanlığın ölmesiyle eşdeğer. Burada ben buradaki bütün diplomasi kurallarının, uluslararası ilişkiler teamüllerinin ve hukukun yerle bir edilmesi tam Melih'in söylediği. Yani öyleyse güçlünün zayıfı ezdiği. Bu artık dünyada bütün kazanımları, İnsanlık tarihinin kazanımlarını ortadan kaldıracak ve tam söylediğimiz 3. Dünya Savaşı'na ve bir daha büyük bir boğazlaşmayı getirecek. Peki Sayın Vekil meclise gelse Erdoğan bunu diyor bir şey oldu. Diyelim ki konuşuyoruz işte bir teori üretiyoruz. Yani burada, mecliste ne kadar destek bulur bu? Siz diyorsunuz ya Türk halkı bence destek yanındadır bulur diye. Zaten öyle mi? Destek yani muhalefette... bugün de yine mecliste bir bildiri yayınlandı. Daha önce de bildiri yayınlandı. Yani ben mecliste de Türkiye'nin sokaklarında da bu meselede çok önemli bir duyarlılık olduğunu böyle düşünüyorum. Böyle bir karar çıkar sadece, rahat rahat diyorsunuz öyle çıkar, mi? Çıkar çıkar sorun değil. Ben rahatlıkla çıkacağını düşünüyorum. Sadece şu saptamada bulunmak istiyorum. Zafer daha real politik ve pis gerçekler üzerinden bakarak bir okuma yapıyor. Biz ise artık tamam böyle bir real politik var. Bütün yani
okuduğumuz tarih var. Fakat bunun ötesine geçen de bir durum var. Yani gene Marx'a referans verirsek pratik teoriyi aşıyor. Yani o teorik gerçekler bence anlamını yitirmiş bir durumda. Bir dönem yok mu? Dönem dönem geçmiyor ama mu dünya? Şöyle bak, bugün Gandhi'den başladık, onu da devam edelim. Gandhi'den Marx'lar havası çok Gandhi, şimdi, iki Marx oldu şu an. Gandhi'ye soruyorlar Batı medeniyet için ne düşünüyorsunuz diye. Olsaydı iyi olurdu diyor. Şimdi ya tabii ben Sayın Vekilime katılıyorum. Yani evet, insanlığın bütün birikimi, değil mi? İnsan hakları, işte medeniyet değerleri, Avrupa'nın değerleri, adalet, vicdan, Rönesans, merhamet. Rönesans, aydınlanma, ama yok reform. Ki, yok ki işte Sayın Vekilim, yani olsaydı iyi olurdu bunlarda. Ama olmadığını adamlar tarih boyunca defalarca göstermişler. Yani Haçlı seferlerinden itibaren, hatta Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda katalım buna, her zaman güçlünün maalesef zayıfı ezdiği bir dünya düzeni ve buna göre şekillenen bir denge oluşmuş. Ya burada da ben hani şunu karşılık olsun diye söylemiyorum kendisine. Eğer biz Türkiye'nin önderliğinde olacak bu iş eğer olursa belli. Eğer ikna edebilirsek biz bu Müslüman devletleri. Anlamlı bir direnç noktası oluşturamazsak burada. Bence bir kritik eşikteyiz. Gidişat onu gösteriyor. Yani bu katil adamlar onur konuğu olarak ABD'ye davet etmeleri her şeyi açık ediyor zaten. Ya bu eğer olmazsa bundan sonra... Buradan aldıkları meşruiyetle, kazandıkları meşruiyetle bence dünyaya şunu kabul ettirecekler. Güçlü kardeşim işte. Amerika evet, ne istiyorsa o oluyoryu kabul ettirecekler. Dediğin iki olasılıktan birisi zaten öyle. Eğer burada yenerlerse diyecekler ki hepinize yaparız. Hiçbir şey de yapamıyorsunuz. Yan yana gelemiyorsunuz. Yapamıyorlar yürürüz. Zaten. Ama şöyle bir olasılık da. Ben de diyorum ki dünyada gaffar. Dönemler var. Bunlar ilelebet gitmiyorlar. Politikanın gücü bu. Rasyonelleştiriyor, ebedileştiriyor. Sanki hep varmış gibi düşünüyoruz. O batılı değerler dediğimiz saçmalık nedir yani? Kaç zamandır var bunlar? Doğru. Değişir, dönemler dünyada değişir. Dünyada şu anda zaten dünya şu süreci yaşıyor. Yani gücün batıdan doğuya kaydı süreci, evet, dünya şu nüfus anda artıyor, yaşıyor. İş gücü artıyor. Zaten Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'nın bu kadar cesaretle ortaya çıkabilmesinin bir sebebi de bu. Yani Cumhurbaşkanı Türkiye şunu görüyor, öyle diyeyim yani. Türkiye'nin gördüğü bir şey şu. Siz, yani Zafer bir çerçeve içinde ifade etti. Realite bu. Siz, efendim, siz belirli medeni değerleri pazarlıyorsunuz ama bir, buna inanmıyorsunuz. Sizde bunlar yok. İkincisi, sizin bunları dayatacak gücünüz yok aslında. Yani bir şeyler yapıyorsunuz ama Hüseyin Bey'in söylediği nokta o da. Yani insanlık tarafından destek bulmuyor yaptıklarınız. Meşruiyeti yok. Zayıflıyorsunuz. Şimdi bunun karşılığı var değil mi? Batıdan doğuya kayarken. Görüyoruz şimdi Amerika Çin'le baş etmeye çalışıyor. Ya da senin dediğin tamam. Mesela Rusya dedi ki buralar benim milli güvenlik meselemdir. Çok önemli konu. Donbas'ta siz yani Maydan darbesinden sonra bir darbeyle değişti Ukrayna'da iktidar. Darbeden sonra siz Donbas'ta etnik Rus azınlığa zulüm yapıyorsunuz. Orada efendim ayrımcılık yapıyor. Her neyse ben sana de, müdahale, haritası versene ben bize de müdahale ediyorum dedi ve girdi. Şimdi peki Rusya girdiğinde ne yapabildi Batılılar? Hiçbir İşte şey görüyorsun Batı'nın bütün, bakın bütün silahları orada. Askerleri orada, askeri uzmanları orada. Batı'nın sınırsız desteği orada. Hatta Batılılar açıkça diyorlar biz Rusya ile savaşıyoruz. Karalı askerleri an. Orada. Tabii şu an bütün Avrupa'da Rusya'ya yönelik bir hani kruzet, bir Haçlı seferi düzenlemişler. Evet, Rusya'da hiçbir şekilde istifini bozmuyor. İşte yani bizim şey, o güzel dünya haritalarımız var. Burada olur gerçi de. Peki, ama bir şey soracağım Gaffar sana. Bak şimdi benim de katıldığım bir tez. Evet, dünyada güç dengesi batıdan doğuya doğru kayıyor. İyi, tamam, hoş, güzel. Peki bu Amerika-İsrail ekseninin, daha doğrusu Batı bloğunun burada işini bitirdikten sonra Rusya'nın Çin'in üzerine gideceği belli değil mi? Peki bunlar acaba Gazze meselesinde Rusya ne derecede bir tavır ortaya koydu? Ya da Çin herhangi bir tavır ortaya koydu mu? Vallahi epey de koydular. Koydular. Hani yani ne yaptılar? Silah açık açık bunlar konuşuldu ve yazıldı, çizildi. Bunu Gazze'liler söylüyor. Yani direnişçiler söylüyorlar. Bir Türkiye'nin hakkı teslim ediliyor kesinlikle. Çin'in ve Rusya'nın da desteği veriliyor. Ben şöyle görüyorum şu süreç içerisinde. Yani Zafer, şimdi burada o dediğin paradigmaya kesinlikle katılıyorum. Çok güzel tarif ettin. Ülkeleri de içeriden zaten şekillendiriyorlar. O yüzden Hüseyin Yayman'a sordum. Acaba Türkiye'de hani böyle radikal bir karar alınsa ahali ne kadar arkasında durur diye. İçeride de muhalefeti örgütlemişler pek çok yerde. Ülkeler karar alamıyor. Ama bakıyorsun Afganistan'dan çekilen bir ABD var. Orta Doğu'da ağırlığını kaybettiği için Suudi Arabistan'la İran'a yan yana gelen bir Orta Doğu var. Libya'dan çekilen emperyaller var tabii. Libya'da yani kaybettiler. Ukrayna, o yüzden Libya'da diyorum. Ukrayna'da kaybediyorlar. Siz biraz iyimsersiniz ama şu var. Bak 11 Haziran'da PYD terör örgütü Suriye'de 6 bölgede efendim, yerel seçim adı altında bir özerklik denemesi gerçekleştiriyor. Hı hı. Ve farkındaysan buna Türkiye dışında
hiçbir şekilde ne itiraz eden var, ya ne orada ne oluyor diyen var. Niye? Çünkü bir Suriye yorgunluğu oluşturdular. Gözler Gazze'ye çevrilmişken yukarıda bir terör örgütü yerel seçim yapıyor. Peki nerede kardeşim, hani Suriye'nin toprak bütünlüğü falan diyorlardı bize Esad'la. Ve onların adamları. Barış'ın diyorlardı değil mi? Esad'la masaya oturun Türkiye'de kafasına diyorlardı. Geçirecek Zafer onu. Kafasına geçirecek ama işte zor bir dönemdeyiz, zor bir coğrafyadayız. Ben artık şu noktadayım, belki karamsarım. Bizde Orta Anadolu'da çok kullanılır. Derler ki tırnağın varsa başını kaşı. Ben artık şunu görüyorum. Güçlü olacağız kardeşim. Güçlü olmak dışında başka hiçbir şansımız yani yok. Bu tabii bu dünya düzeninde. Yani Suriye'deki yani terör devletinde, terör devleti oluşumunda, terör yapısında yapılması planlanan sözde seçim bu Amerika'nın bir tezgahı. Amerika tarafından örgütleniyor. Devlet Bahçeli son meclis konuşmasında Şam'la işbirliği yaparak bunu ezmeliyiz dedi. Bunu açıkça ifade etti. Tabii yani burada hiçbir beis yok. Çünkü bizim için esas olan Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınırımızda bir terör devletinin kurulmaması. Davutoğlu'ndan yani, kalan politikalara ya, devam ettirmek evet, ısrarıyla falan bu, şey mi yapacağız? Orada bir tabii. Sorun yaşamışız. Sorunlar belki uzlaşmadığımız noktalar ortada. Ama bir de bir sorun var. Eğer çözecekse gerçek canımızı bunu... yakan bir sorun var. Canımızı evet. yakan sorun özellikle İdlib merkezli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de içinde yer aldığı operasyonlar, bizim oradaki askeri varlığımız, oradaki nüfusun korunması. Yani oradaki nüfusun hem Şam tarafından hem efendim PKK tarafından ezilmemesi. Çünkü orada bir politik sorunlar var ama bir yandan da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve aynı zamanda bizim oradaki askeri unsurlarımızın ve diğer unsurlarımızın Rus varlığına karşı da korunması. Bu da bu. Çünkü herkes birbirini gözlüyor orada. Yani kimse kimseye dost değil burada. Zaten dostluk düşmanlık hikayesi de yok. Gerçekçi olalım. Burayı karıştıran gücün adı Amerika, Batılılar. Yani şimdi Rusya'da bir şey yapacaksa zaten Gazze için yapmayacak. Rusya'da diyordur ki bir adım atarım ben Ukrayna'da daha ileri bir hedefe ulaştırırım bunu. Tabii. İşgalden öte hedefleri var Putin'in. Burada bir rahatlama yaratır ve moral üstünlük yaratır. Aynen pek öyle. Çok yerden ya, çekilir. İşte şöyle... bu analize pardon. Buyurun. Yeni bir parantez açayım. Bütün bu değerlendirmeleri aslında o tarihe referans vererek yaparsak bizi izleyenler de daha net olarak anlayabilirler. Şimdi tabii bir gerçekçilik var uluslararası politikada. Bir de fiili bir durum var, pratik var. Şimdi Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'na başladığı zaman dünyada ne diyorlardı? Sakın girme. Yani evet. Türkiye'de bile o günkü ana muhalefet partisi lideri Afrin Türkiye'nin Vietnam'ı olacak demişti. Aynen, buraya öyle. Türkiye'yi sokmazlar dediler. Yani burada olmadı gerçekten... Ama olmadı, öyle olmadı. Kesinlikle öyle olmadı. Ve Türkiye yaptı, haklıydı. Yani bu meselelerde eğer sizde bir ahlaki üstünlük varsa ve siz doğrunun tarafındaysanız, tarihin doğru yerindeyseniz o zaman sorun yok. Ben doğrusu yani PYD'nin yapılacağı seçimler vız gelir, sırıs gider, anlamsız şeyler. Ben Türkiye'de gündem bile olmaması gereken konular, çünkü Türkiye'nin tavrı burada çok net. Diyor ki ben Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorum ve Cumhurbaşkanımız Esad'la görüştüğünde o görüşmelerde basına yansıdı, açık kaynaklarda var. Dedi ki ya sizin yani Suriye'de Kürt kardeşlerimiz var. Bunlara kimlik bile vermiyorsunuz dediği insanların dönüp şimdi Türkiye'den ondan sonra böyle hakaretamiz tavırlar içerisine girmesine Türk milleti zaten asla müsaade etmez, etmeyecek. Ve ben burada şöyle bir asıl mesele de bu işte. Pandora'nın kutusunun açılma ihtimali çok yüksek. Neden? Çünkü mesele sadece Gazze meselesi değil. Artık bunu aşmış durumda. Ve Çin'in yani bu güç savaşında işte Çin'le Tayvan arasında, Çin'le Amerika arasındaki bir rekabetin sıcak çatışmaya dönmesi, öbür taraftan Rusya'nın Ukrayna'daki bu sıcak savaşın daha ne kadar devam edecek olması ve Putin açık açık söyledi. Bu dedi gücünüz yetiyorsa buyurun gelin Ukrayna'da savaşalım dedi. Yani bunları üst üste koyduğumuzda dünyanın çok tuhaf bir yere doğru gittiğini görüyorsunuz. Burada şunu diyemeyiz ya, bunlar hep böyle birbirlerine sataşıyorlar. Hep böyle bir horoz dövüşü gibi oluyor ama sonuçta oturuyorlar. Her zaman öyle olmuyor. 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 Yani hatırlayın Birinci Dünya Savaşı'nda Viyana Arşidükü Saraybosna'da bir tanesi geliyor vuruyor ve savaş başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce hatırlayın yine Münih'te görüşmeler oluyor evet. Ve Nazilerle anlaştıklarını sanıyor. İngiliz Başbakan geliyor tamam bu iş diyor. Chamberlain. Evet ama o paradigma değişiyor. Tabii şimdi burada tabii şöyle bir şey var yani Suriye'deki konu da Filistin'de, Irak'taki terör unsurları da
aslında gelip hepsi aynı kaynağa dayanıyor. Bakın Filistin'deki savaş, Gazze soykırımı dünyada çok net bir saflaşmayı gösterdi. Dünyadaki 5 tane Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi, bunlardan bir tanesi sürekli olarak İsrail'i destekliyor ve Filistin'e dair bütün Filistin'deki insani duruma dair olumlu kararların hepsini veto ediyor. Bu devletin adı Amerika Birleşik Devletleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu işaret ediyor. Kan sizin elinizde diyor. Bu çok net. Herkes görüyor. Amerika bu tavrından vazgeçmiyor. İngiltere ve Fransa kondisyonel olarak zaman zaman Amerika'yı destekliyorlar ama pozisyonları belli. Katliamdan sonra Çin, Macron aman falan dedi bir yani. Çin ve Rusya da Filistin'in yanında yer alıyor. Şimdi sadece konseye baktığımızda bunu görüyoruz. Demek ki dünyada bir saflaşma, bir kamplaşma, bir savaş var. Yalnız burada kritik nokta şu. Mesela Hüseyin Bey 1943'ü örnek verdi, 1942 örnek verdi. Evet gerçekten 1942'de kimse Nazilerin yenilebileceğini düşünmüyordu. Ama Nazilere yönelik hem ticari, hem politik, hem de askeri yaptırımlar başlamıştı. Savaş vardı Nazilere. Şimdi bugün dünyada şöyle bir sorun var. Yani biz mesela bu manyağı, bu katili sadece güç durdurur diyoruz ama bırakın askeri gücü, daha yumuşak güç bile tam olarak kullanılamadı dünyada. Sadece Türkiye'nin mesela uyguladığı bir ambargo var. Bu net. Kadar. Yani i̇şte neden bu ülkeler ambargo uygulamıyor? Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Yok katılıyoruz. Sana katılmıyoruz. Senin çizdiğin, yani çektiğin fotoğrafta itiraz edecek hiçbir şey yok. Ben sadece şunu diyorum. Bu fotoğrafın değişme ihtimali, perspektif başka hiç yok arkadaşlar. Başka bir dünya mümkün diyoruz. Yoksa sen o fotoğrafta çok haklısın. Şimdi şöyle bakalım. Şöyle bir örnek alalım. Bakın başka bir yere gidelim. Haritanın başka bir yerine gidelim. Karabağ'a gidelim. Şuraya Karabağ'a gidelim. Karabağ'daki işgal biliyorsunuz 1991 senesinde başladı. 30 yıl sürdü. 30 yıl süren bir işgal. Yani bu Karabağ, kim derdi Ermenistan'dan Karabağ, geçecek Azerbaycan'a? Karabağ denen bölge, Dağlık Karabağ denen bölge ve o Dağlık Karabağ'la Ermenistan'ın temasını sağlayan Azerbaycan'a ait Laçin ve yan rayonlar. Yani sadece Karabağ'da değil, fazladan Azerbaycan'ın 3 tane rayonu daha. 7 tane özür dilerim vilayeti daha. Bunların tamamı Ermenistan işgali, Ermeni işgali altında idi. İşgalli de bütün Birleşmiş Milletler de söylüyordu. Yani buralar Azerbaycan'ın toprağıdır ve işgal altındadır diyordu. Birleşmiş Milletler söylemesine rağmen, bakın Birleşmiş Milletler söylemesine rağmen, bütün uluslararası kurumlar Azerbaycan toprağı demesine rağmen de facto durum evet. Ermenistan tarafından işgaldi ve Ermenistan çıkaramıyorduk. Neden? Çünkü Ermenistan'ın arkasında Fransa vardı, Rusya vardı, Amerika vardı ve Rusya da vardı. Ne oldu? Şu oldu bakın. Önce Rusya'yı Ermenistan'ın arkasından çekmeyi başardık. Bunu Türkiye yaptı. Önce Rusya Ermenistan'ın arkasından çekildi. Arkasından Fransa ve Amerika izole edildi. İran'da Paşinyan'da demek ki bir şekilde aklı selim noktaya çekildi. Yani 30 yıl önce dediğimiz oydu. Kimse demezdi değil mi? Karabağ Azerbaycan'a gelecek. Hadi önce canım silah de. önce silah gücümüzü gösterdik. Azerbaycan'ın toprağını silahla aldık ama. Yani önce yumuşak gücü uyguladık. Sonra silahı uyguladık. Ermeni işgalcileri kovduk. Ve bugün artık Paşinyan da o barış masasının etrafına Zafer geldi. Zafer de diyor ki Ermeniler, Yahudiler daha değerli Amerika için İsrail diyor değil mi? Yani Ermeniler... Yok bir örnek olarak veriyorum. Yani yok tabii, paradigmanın değiştiğini yani gösteren olabilir, somut değişebilir. Bir örnek. Yani neden İsrail'de olmasın? Filistin için de benzer ama bir şey olabilir. Ama Zafer'in şu söylediği önemli. Karabağ'daki denge nasıl değişti arkadaşlar? Güçle değişti. Güçle değişti. Güçle değişti. Yani orada eğer Türkiye askeri gücüyle orada bir varlık göstermeseydi o tablo değişmeyecekti tabii yine. Ya burada da aynısı olacak. Yani... bunların anladığı tek şey güç. Başka tabii şöyle değil. Sıkıntılarımız var. Mesela Azerbaycan bağımsız ve güçlü bir devlet ve Azerbaycan liderliği Aliyev çok iyi bir diplomat. Yani tabii muazzam bir diplomasi. Devlet yönetim var. Fakat Filistin'de var. Şimdi Mahmut Abbas yönetimi var. Öbür tarafta Hamas var. Yani o kadar da içeriden bölmüşler ki Filistinlileri. Kimsenin yani de tanımadı. Şimdi Özgür Özel muhalefetten açıklamalar geldi. Macron açıklama yaptı. İskandinav ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkeleri tanıdılar Filistin'i. Özgür Özel de ana muhalefet lideri de tanıdı Filistin'i, dünyaya çağrı yaptı tanıyalım diye ama Özgür Bey'in şöyle bir problemi var o noktada. Mesela Gazze'yi tanımıyor. Gazze'de de bir yönetim var. Onun da Hamas tarafından yönetiliyor. O yönetimi tanımıyor. O yüzden Hüseyin Yayman'a onu sordum. Ve seçimle geldi. Tabii ki değil mi? Yani oranın sizi ilgilendirmiyor. Ya oranın halkı demiş ki Hamas bizim yöneticimiz. Şimdi ya o da çok uzun bir süreç Melih. Şimdi mesela bütün Avrupa'da Hamas'a terörist gözüyle bakılıyor. Yani onu kırmak da halklar nezdinde bir nebze CHP'yi bir şey kıramadık kazandı. Yani o yüzden diyorum. Yani biz hani muhalefeti kıramadık. Yani dünyayı anlarım da o yüzden tabii. Biraz şu iğneyi de en azından iğneyi kendimize batırıp konuşmamız gerekiyor. Yani bu olasılıklar konuşurken ne kadar ikna edilebiliyor? İnsanlara o yeni dünya düzeni, tarif ettiğimiz yeni dünya düzeni ne kadar inandırıcı geliyor? Bu umutsuzluğun üzerinde de durmak vallahi lazım. Valla şunu söyleyen askeri uzmanlarımız vardı. Ben tekrar burada söyleyeyim yani bir başka televizyon kanalında konuşuyorlardı. PKK'ya karşı Amerika ile beraber mücadele edeceğiz diyen askeri uzmanımız vardı.
Yani PKK'yı YPG'yi kuran Amerika. YPG'ye silah veren Amerika, PKK'ya lojistik destek veren Amerika, PKK'ya iş yaptırtan askerimizi şehit ettiren Amerika. Bir askeri uzman çıkıyor beyefendi, diyor ki efendim biz Amerika ile beraber PKK'ya karşı mücadele. Yani bu şu demek, İsrail ile beraber İsrail'e karşı mücadele edeceğiz demek gibi bir şey yani. Böyle saflar da var Melih'ciğim ya. Var. İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi galiba dün, değil mi? Çok geç geldi siyasilerden de, o yüzden bunu soruyorum. Yani kendisine mesela Özgür Özel diyor ki biz Avrupa'nın en büyük sosyal demokrat partisiyiz diyor. Avrupa'daki sosyal demokratlar amasız, fakatsız. Ama şöyle, Filistin'in o mahalle yanındalar. Baskısı, onların haklarını teslim edelim. Melih, oradaki o mahalle baskısı o kadar etkili ki, yani bugün Hamas'a destek veriyor bir pozisyonda en azından sözel olarak da olsa görünmek o mahalleden artı puan almıyor. Sana şu hastaneleri bir versene. Eksi puan alıyor. Bak bugün ben bir oyuncunun sokak köpekleriyle ilgili röportajını izledim. Sokak köpekleri uyutulsun diyenlere Allah belanızı versin diye yekten giriyor. Diyorlar ki ya Refah'ta bir şey oldu. İnsanlar yakılıyor. Ne diyorsunuz diyor. Issız Adam dizisinde, evet, Issız Adam filminde oynayan kişi. Evet diyor, geceleri diyor olaylar çıktığından beri uyuyamıyorum diyor. Şunlar diyor, Hamas bu mu işte? Hamas bu. Bak, ya mesela sokak köpeklerine gösterilen tepkinin, sahiplenme duygusunun en az %90'ı yok orada. Refah'taki katliamlı. Kim yaptıysa ben ona katılmıyorum Zafer'cim. Hayır. Tam aksine. Tam aksine insan hayatıyla hayvan hayatı ya yani bu bambaşka şeyler. Karşılaştırılacak bir şey değil yani. Hayır hayır. Ben bir anlayışın. Yani o var, öyle sapkın insanlar vardır yani. Tabii vardır yani. Hamas mı görüyorlar? Mesela hayvan severleri köpeklerle çiftleşiyorsunuz diye hakaret edenler de var. Değil mi? Onları da söylemeyelim. Son bölümde yani konuşalım. Sapık onu. Her yerde vardır yani. Sapkın tipler her yerde. Son bölümde vardır. Onu konuşalım ama bu resme bakınca Gaffar, Hamas görülüyor yani, değil mi? Hamas mı bunlar? Ya bu Hamas mı Allah aşkına abi? Bu nasıl bir şey ya? Ya o işin dışına bence kaçak dövüşmek. Yani Hamas konusunu getirip falan demek şu boyutta, insanın, çok net söyleyeyim Zafer, ruhunu falan teslim etmiş olması gibi. Bırak solculuğu, sosyal demokratlığı, insanlığı. O kedi köpek tartışmaları biraz sonra konuşacağız. O konular ayrı. Yani bu görüntüye bakıp da kim yapıyorsa, PKK terör saldırısı yaptığında diyorlar Hüseyin Hocam, saldırı kimden gelirse gelsin terörü kınıyoruz diyor. Aynen öyle şeyler duyuyoruz. Burada Hamas falan yok. Netanyahu bile yani bu görüntüler dünyaya yayılınca bir izahat yapma ihtiyacı duydu. Sonra Özgür Özel açıklama yaptı. Sonra Macron. Sonra Türkiye'nin solcu siyasetçileri. Buraya Hamas gözüyle bakan insanlığı sorgulanır. Filistin meselesi deyince adamlar sana diyor ki 70'lerde deniz gezmiş ve arkadaşları oraya gitti savaştı. Tamam doğru, savaştı. Çok iyi yapmışlar. Peki sen 70'lerin üzerinde bugün anlatabileceğin bir hikayen yok mu? Sen ne yapıyorsun şimdi? Deniz, ne yani alakası var bunlarla? Bunlar şimdi, bu küçük burjuva siyasetinin bak, adı Türkiye'de sol olmuş. Filistin meselesi geldiği zaman direkt onu konuşuyorlar. Başka hiçbir şey yok. Yani bu konu, bakın, burası hiçbir şeyle mukayese edilebilecek bir dram değil. Hiçbir şekilde hiçbir şeyle nedir mukayese ya? Edilemez. Yani şöyle söyleyeyim, bakın burada da konuştuk yani. Bu Holokost'u gölgede bıraktı. Evet. Yani o yani Hitler'in fırınlarını, toplama kamplarını, onları, dünya böyle bir zulüm görmedi, böyle vahşet görmedi. Bunun mukayese edilebileceği bir şey yok. Yani bir devlet başkanı işte gördük. Yani bir Türkiye'nin devlet başkanı feryat ediyor artık. O noktadayız ya. Ama biz lafa başlayan böyle başlıyor Gaffar. O kaçak dövüşen önce 7 Ekim saldırısı Hamas'ın terör örgütü olduğunu kabul ederim. Ya konu bu artık. Hamas'ın terör örgütü olduğu konusu falan filan tartışma değil. Ne cehennem düşünüyorsanız düşünün. O bitti artık. O süreç geçti. Bilmiyorum yani, böyle konuşuldu. Bunu, biraz ama bir duyarlılık bir oldu. Bir de tabii şöyle bir sanki şey de var. Bakın burada mesela Netanyahu şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bu bir hataydı dedi. Evet. Bakın yani alay ediyor yani aslında. Ama 9 Nisan'da Netanyahu'nun bir açıklaması var Gaffar. Diyor ki dünyada hiçbir güç Refah'a gerçekleştireceğimiz kara saldırısını engelleyemez. Yani bu katil. Hangi tarihte? 9 Nisan'da. Ve arkasından Biden'ın açıklaması var. Diyor ki Refah kırmızı çizgimiz. Hani kırmızı çizgin? Bak, Biden'ın sözü mü daha ağır basıyor, Netanyahu'nun sözü mü ağır basıyor? Adam diyor ki dünyada hiçbir güç. Kim o güç? ABD'den bahsediyor bence. Hani orada sözde bir uzlaşmaz çelişki vardı ya aralarında. Benim diyor Refah'a gerçekleştireceğim kara saldırısını engelleyemez. Öbürü de diyor ki kırmızı çizgilerim. Refah benim kırmızı Trump çizgilerim. Trump bir onun üzerinden yüklendi, dedi ki buradaki birkaç lobi dedi bunları yönetiyor dedi. Trump Filistin'in yanında diye demiyorum. O diyor ki Amerika'nın kararı olacak orada diyor. Yıkacaksak da diyor. O dediğin şeyi eleştirmek için Trump Biden'ı eleştirdi. Bugün Yeni Şafak'ta Tamer Korkmaz güzel bir benzetme yapmış. Gaffar'ın Hitler'i hatırlatınca Adolf Netanyahu diyor. Hakikaten aslında kim söylemiş? Tamer Korkmaz bir benzetme yapmış Yeni Şafak'ta. Netanyahu gerçekten dediğin gibi artık Hitler'in ya zaten şöyle çok, bir şey çok var daha ötesine geçti. Şimdi şöyle bakın. Auschwitz, çok şaşırtıcı bir benzetme. Bu Auschwitz, Auschwitz Birkenau bu toplama kampları kurulduğunda o kurulduğu kasabalardaki insanlar uzun bir süre orada katliam yapıldığına inanmıyorlar.
Evet. Onlardan gizleniyor. Alman kamuoyundan da gizleniyor. Ki sayı kaç olabilir? Yani o fırınları Hitler'in gittim gördüm nihai yani. Nihai çözüm dediği şey, nihai çözüm adlandırdıkları şey ki zaten tarihi 1943'ün sonudur yani. Savaş çok çok sonra başlıyor ve gizleniyor. Burada ise canlı yayında canlı yayınlanıyor. Yani. Ve adam övünüyor yaptığıyla ya. Çok iyi, bunu görmemiştim. Bak, kırmızı çizgisini geçmedi diyor değil mi? İsrail'in son hava saldırısı nüfusun yoğun olduğu yerleri kapsamlı bir saldırı şeklindeki ABD'nin kırmızı çizgisini geçmedi. Reklamlar. Ne çizgiymiş be. Evet, Hüseyin Yayman, Gaffar Yakınca ve Zafer Şahin'le beraberiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert bir çıkışı oldu bugün İsrail'e, Netanyahu'ya yönelik. Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, kanla beslenen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor dedi Cumhurbaşkanı grupta ve ABD'de bu kan bu kana bulaşmış durumda dedi. Çok sert bir açıklamaydı bu. Biz de ilk bölümde şunu konuştuk. Bir paradigma var. Zafer Şahin o paradigmayı çok güzel özetliyor. Dünyanın ellerinin kollarının nasıl bağlı kaldığını, mekanizmanın nasıl işlediğini çok iyi anlatıyor ama biz de şu soruyu soruyoruz. Bu devir hep mi sürecek? Değişebilir mi? Pek başka çok alan, bir dünya mümkün mü? Başka bir dünya mümkün mü? Dünyanın pek çok yerinde de o bizim bildiğimiz 2. Dünya Savaşı sonra kurulan paradigmanın dışına çıkıldığını görüyoruz. Putin Ukrayna'yı alıyor, kimse karşısında duramıyor. Afganistan'dan çekiliyor ABD, Orta Doğu'da nüfuz alanı kaybediyor. Suudlar İran'la yakınlaşıyor, Çin önderliğinde. Dolayısıyla bir değişiklik olabilir mi? Gazze'de bulunacak bir çözüm, dünyanın diğer bölgelerinde de çözüm olur mu? Bu konuyu konuşuyorduk. Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları bunlar. Bence son dönemde yapılmış en sert açıklamalar. Tepkimiz de vardı ama bu boyutta, bu tansiyonda, bu tonda dile getirildiğini bugün gördük. Aynen. Milletin ve tüm dünyanın hissiyatına tercüman olan, çok yerinde, çok net, asla eğip bükmeden lafı İsrail'e ve İsrail'in destekçilerine Cumhurbaşkanımız gerçekten çok yerinde ve çok tarihi sözler söyledi. Hı hı. Ben bunu çok önemsiyorum. Birinin bunu söylemesi lazımdı. Zaten Cumhurbaşkanımız bu konuda çok ön aldı, çok inisiyatif aldı ve bu sürece önderlik yapıyor. Ben Cumhurbaşkanımızın bu sözlerinin dünyada da karşılık bulacağını, yani dünya sokağında, halklarda çok büyük karşılık bulduğunu, bulacağını görüyorum. Ve öyle bir ana geldik ki artık İslam dünyasından da muhakkak ama muhakkak bu sözler üzerine göreceksiniz önümüzdeki günlerde. Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan doğru söyledi, biz de onu destekliyoruz şeklinde ön alacaklarını düşünüyorum. Ayrıca ilk bölümde konuştuk. Bir müesses nizam var, bir paradigma var ve bu paradigmanın dünya üzerinde yarattığı bir kabus var. Hı hı. Aslında bu paradigma, yani 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan paradigma 1989 Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla bir yıkıldı. Evet. Yeni bir paradigma kuruldu. Ve bu da artık ilerlemiyor. Tekrar altını çizmek isterim ben. Gazze'de olanlar sadece Gazze'de olan olaylar değil. Bakın göreceksiniz önümüzdeki günlerde hiçbirimizin öngörmediği olaylar olacak. Bunu bir kehanette bulunarak söylemiyorum. Romantik bir... temenni de değil bu. Analiz de değil. Burada çünkü artık insanlığın değerlerine sığmayan, medeniyet değerlerine sığmayan ve dünyayı yek vücut haline getiren bir durumla karşı karşıyayız. Şöyle düşünün, Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'da işte haksız bir işgalci konumundaydı. Oradaki işgal güçlerinin çıkması yılları aldı. Bir anda olmuyor, olamıyor. Yani Yugoslavya'da olan olaylar bir anda olmuyor. Yani insanlık tarihi böyle bir olgunlaşma dönemiyle beraber ben buradaki saflaşmada özellikle Çin'in bir anlamda aslında bir şeyi de test ediyorlar. Yani geçen Putin oradaydı bu arada. Yani şunu test ediyorlar bence, bir reaksiyon ölçüyorlar. Kim ne yapacak ve ona göre yeni bir algoritma çıkartmaya çalışıyorlar. Ama ben doğrusu bugün Gazze'de yaşananlar gerçekten insanlığın tabii ve medeniyetin iflasının göstergesi. Ve Amerika, buyurun siz devam edin hocam. Son cümlem şu, bu tarihin kara lekesi olarak gelecek. İlk bölümde Gaffar da söyledi, Zafer de söyledi. Yani Nazi zulmünün insanları yakma ve bir jenosit uygulamanın dahi gölgede kaldığı bir durumla karşı karşıya. Evet, o hikayede ne kadar doğru onu da yani bilmiyorum. Buradan çıkan... Yani Hitler hep bunu konuşuyoruz da, Naziler falan. Ben bakıyorum Hüseyin hocam, bugün dünyanın
o Hitler'in karşısında duran ekibin bugün nerede durduğuna bakıyorum. Onları okuyan, izleyen Gaffar der ki Filistinliler herhalde İsrail'e zulmediyorlar. İsrail'de büyük bir acılar içinde falan der. O yüzden onların Hitler hakkında söyledikleri falan da evet tabii ki bir takım kalıplar var, Auschwitz var, onları söylüyoruz. Ama bu boyutlarda olduğuna da inanmıyorum. Açıkça bunu söyleyeyim. Tabii başkaları yani, da son cümlem aslında. Şu olsun. Yani şimdi İsrail eskiye göre daha güvende mi yoksa daha az güvende mi? Bence kesinlikle bakın İsrail zaten tartışmalı bir devletti, bir terör devletiydi. Artık varoluşsal olarak herkes İsrail'in varlığına bile karşı. Evet. Ve bu sürdürülemez, yönetilemez. 30 yıl daha böyle olabilir, 40 yıl daha böyle olabilir. Ama bu İsrail terör devleti yıkılacak yani, yerle bir olacak. Evet. Çünkü İki, kim kaldı yanında böyle diyorsunuz ya, yalnız diye. Gaffar kimi söyleyebiliriz? Bir ABD kaldı değil mi? Net şimdi o Nikali'yi Hayır. Verelim yanılmayalım mi? Arkadaşlar. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Avrupa ülkelerinin liderlerini de söylüyor. Batı dünyası büyük oranda, bak çok büyük oranda, yani İspanya, Belçika, İrlanda bile değil hatta, yani İrlanda hükümet tartışmalı vaziyette. İspanya, Belçika örneğini bir kenara çıkarın. Batı dünyası büyük oranda İsrail'in arkasında durmaya devam ediyor. Amerika çok net duruyor. Yani çünkü Amerika, İsrail artık bir organik bütünlük halinde. Yani böyle ya, bir şey var. Çok pardon da. Yani şimdi çok bakacağız araya hangi ülkeler de, tanıyor. Araya girdim de çok pardon. Fakat burada şunu görmek lazım. Yani bu güç dengesi, güç oyunu, satranç tahtası dediler ya buna. Şimdi Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, yani İslam İşbirliği Teşkilatı çıkıp da kardeşim biz bunu kabul etmiyoruz, bu gerekirse bir yani bir din savaşına da dönse biz bunu asla kabul etmiyoruz şeklinde sert bir duruş gösterse Macron'un tavrı aynı olabilir mi? Olmaz tabii. İngiltere'nin tavrı aynı olabilir mi? Yani burada bu... çünkü ahlaki üstünlüğünü kaybetmiş ve tarihin yanlış yerinde duran bir İsrail var. Ve sadece bu aslında şuna benziyor. Sovyetler Birliği'nin yıkılacağını kim öngörüyordu? Hadi çıksın bir burada bu konuları bilen arkadaşlar var. Yani çıksın birisi desin ki CIA'nin raporları hariç. Ya hala yıkıldığına inanmayanlar vardı 10 yıl sonra. Tabii ki doğru söylüyorsun. Hayır yani şimdi, hala da vardır. Hala var. Şimdi hala var. Bu toplumsal olaylarda neyi etkileyeceğini, o domino etkisi dediğimiz meseleyi hiç kimse öngöremez yani. Dolayısıyla burada ben tüm ahlaki, vicdani, insani, İslami tüm sınırların Gazze'de yerle bir edildiğini ve Gazze meselesi bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün muhakkak başka olayları çok tetikleyeceğini düşünüyorum. Şimdi bu yani bu genel analiz, siyasi bir yani bir terazi oluşturduğumuzda bunlar çıkar. Ama şimdi şu anki realiteyi görmek zorundayız. Şu andaki durum şu. Amerika Birleşik Devletleri açıkça İsrail'i destekliyor. Çünkü zaten organik parçası. Yani İsrail demek Amerika demek zaten. Yani Amerika tarafından kurulan, onun tarafından efendim desteklenen, altyapısı yapılan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve İsrail mi Amerika'yı yönetiyor? Amerika İsrail'i yönetiyor. Bu tartışmalı. Batı bloğu da yani onun için bugün yani Avrupa devletlerinin başkanlarına da sesleniyor Cumhurbaşkanı. Onları da koyuyor oraya. Bu işe ortaksınız, kan sizin elinize bulaş diyor. Tabii. Evet, dengeler değişebilir, başka bir noktaya geçebilir. Ama en azından Macron gelip bu kadın gibi bombanın üzerine bitirin. Ha şimdi, Amerika, İsrail'le bu işte al. Zayıf unsurlar var, kuvvetli unsurlar var. Fakat şunu unutmayalım, biz mesela İsrail'e karşı tutumdan bahsediyorsak eğer, İsrail'e karşı tutumda Batı fire vermiyor. Batı İsrail'in varlık hakkını tartışmıyor. Batı İsrail'in meşruiyetini tartışmıyor. Hatta Batı İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkında tartışmıyor. Batı sadece şunu tartışıyor. Ya çok çocuk öldürdünüz, az öldürün diyor. Yani onu kabul edelim. Ya Gaffar, orada da sana itirazım var. Bak Ukrayna Savaşı'nda dediler ki sarışın mavi gözlü çocuklar ölüyor diye. Empati yaptılar kendi ölçülerinde. Burada da esmer zeytin gözlü çocuklar ölüyor. Hiçbir tanesinden duyuyor musunuz? Bak bu ben de onu diyorum. Bu Nikki Haley değil mi bunu imzalayan? Evet. Nikki Haley evet. Kim bu, sıradan biri mi? Yok, değil. Trump'ın elemanlarından eski BM elçisi. BM elçisi işte eski ABD'nin BM elçisi. Bak ne diyor, bitirin onları diyor. Zavacığım aynısını dedim ben de zaten. Yani, ben de onu söyledim. Aynısını söylüyorum. Aynı bunlara fikir. Şöyle bak belki şey değil. Ya lütfen bunların yaptıklarına bir anlam yüklemeyelim arkadaşlar. Ben inanmıyorum bak bunların samimiyetine inanmıyorum. Gerçekten yok çünkü. Yok yani ya, onlar için. Zaten bu konuda bir tartışma yok. Ben... Bunların bu köpek balıklarının samimiyeti falan değil. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. ABD'nin demokrat kamuoyu. Bence cumhuriyetçi tabanda da karşılık buluyordur mutlaka.
ciddi anlamda Filistin'le duruyor. İçeride bunlar Biden'ı sıkıştırıyorlar biraz da. Ben tabii, mesela tabii. Trump'ı pek çok noktada gaffar destekliyordum biliyorsun. Yani en azından paradigmanın dışına çıkıyor diye, ama şu noktada onu da ABD devletinin, dediğin ABD devletinin teslim aldığını düşünüyorum ve Gazze meselesi üzerinden. Şimdi korkuyoruz ABD'de Kasım seçimlerinde daha radikal daha beter bir şey var. Yani Biden'ı mı arayacağız? Bu konuda şunu söyleyeyim. Mesela analizler şöyle yapılıyor. Seçimden Biden galip çıkarsa Biden'in İsrail'le ilgili daha serin kanlı davranacağı. Şu anda konuşamadığı çok fazla. Çünkü Yahudi lobisinin ve finansörlerinin onları karşısına almak istemediği. Ama seçimden sonra hani Trump mı Biden mı diye bakınca Filistin meselesinde Biden daha insani pozisyona, daha orada değil ama oraya daha yakın olduğu söyleniyor. En azından çünkü taban baskısıyla etrafında falan. Etrafında çünkü demokratların içinde o tip siyasetçiler var. Sol tandanssız, Amerikan liberal tandanssız şeyler var siyasetçiler. Evet. Onlar biraz daha şey bakıyorlar, yani insani açıdan daha kuvvetli bakıyorlar buraya. Bir de tabii o Bernie Sanders ekibi vardı. Mesela onlar çok kötü bir sınav verdiler başlangıçta İsrail'le ilgili, ama sonra bu iş büyüdükçe biraz onlar da kendilerine geldiler. Yani mutlaka bu, yani kamuoyunda, Batı kamuoyunda, halklarda bir şey var. Bir hani bu konuyla ilgili gördükleri manzara karşısında uyanış var. Ama şey çok enteresan. Mesela buradaki gördüğümüz şey şu. Ya bu kadın çok önemli birisi, yani sıradan birisi değil, gerçekten çok önemli bir insan. Amerikan siyasette güçlü ve bu Amerika'ya yön veren insanlardan biri. Amerika'nın en tepe elit kulübünden biri. Ya böyle sıradan birisi değil. Değil tabii ki. Yani sokakta görebileceğiniz birisi değil Amerika'da bu. En üst düzeydeki insanlardan biri. Amerikan siyasi etkili, yetkili. Ya şimdi İsrail'e kadar gitmiş destek vermek için. Tamam. Bak o bir şey yani. O da büyük bir olay. Yetmemiş. Ya sen bombanın üzerine, yani bu bomba düştü. 10, 15, 20 çocuk öldürdü belki ya. Ya o hani kafası bedeninden ayrılmış çocuk şey cesetleri var ya, o cenazeler. O bu bombalarla oldu işte. Onun üzerine sen tutmuşsun, bitir onları. Bak bitir onları yazıyor. Bitir onları. Amerika, İsrail aşkı daima. Ya tamam, aşkınıza bir lafımız yok. Siz zaten birbirinize aşıksınız, onu anladık yani. Dünyanın bütün manyakları, bütün sapıkları birbirine aşık. Neci olduğunuzun önemi yok. Kimisi sağcı oluyor, kimisi solcu oluyor. Ama manyaksanız birleşiyorsunuz bir nokta. Belli, aşıksınız. Bu ne ya? Bitir onları ne ya? Bombanın üzerine yazıyorsun arkadaş. Böyle bir vicdansızlık. Yani bu ahlaki limitlerin de yıkılması anlamına geliyor. Aslında bu çok önemli Gaffar. İşte bu da aslında bütün dünyaya ve Müslümanlara şunu, tanı onları. Evet, tabii. Bunu, gör onları. Bir kötü şey de şu, bakın bunların, yani bu grubun bir gücü var. Amerikan medyasında çok etkililer. Amerikan medyasını ellerinde tutuyorlar. Batı ajansları gerçekten, yani katliam bu boyutlara ulaşana kadar duyurmadı Batılılar. Evet. Bir El Cezire vardı, bir bizim TRT World vardı, bir de bizim işte Bağ Haber, bizim yerli kanallarımız. Yani uluslararası yayın yapan kuruluşlar arasında işte TRT World'de şey vardı, El Cezire vardı. Hatta yani El Cezire vardı diyebilirim. TRT World de arkadan geldi. El Cezire vardı yani. Bir tek El Cezire bu işte şey yaptı. Hani olabilecek en derin noktaya kadar elini koydu. Biz de yetişebildiğimiz kadar arkasından yetiştik. Hakkını teslim edelim. Ruslar arada bir bu konudan bahsediyorlar. Arada bir, çünkü Ruslar açısından bu iş Ruslara yaradı. Yani burada oradaki Aksa tufanı yani Rusya'yı elini rahatlattı. Hadi dedi, bakın asıl probleminize siz uğraşın dedi. Arada bir tabii pozisyon itibariyle bahsediyor Rusya. Onun dışında Batı kanallarına mesela bakıyorum ben, hiçbirinde ya Allah için yani bir 3 saniye 5 saniye koy yahu, bunları koyuyor. Diyelim ki hani ölü sayısı böyle 300-500 olursa haber yapmıyorlar. Böyle binler olması lazım. Binler ol. Çok dehşet şeyler olması lazım. Bir de yanlışlıkla Birleşmiş Milletler görevlisinin ölmesi lazım. Bir de yani buna utanarak söylüyorum, lütfen affetsin insanlar, bir Hristiyan'ın falan ölmesi lazım. Ya bu çok ayıp bir şey de. Yani ancak öyle haber yapıyorlar. Filistin'i yani tanıyan ülkeleri bir alalım mı haritasını? Şimdi kim yalnız falan diyoruz da, İsrail'i tanıyan ülkelerin sayısı 160 civarı galiba. Filistin'i tanıyanlar da. Dünkülerde 143'tü galiba, 150'ye yaklaşım. 147 oldu. Dedi Cumhurbaşkanı 148. 147. Tabii bir BM'de temsil edilen ülkelerin oranı var. Orada 142 sanırım. Onun dışında kalanlar da var gibi. Evet, 147'yi buluyor. O harita üzerinde. En son yani, Jamaika vardı. Tanıyan. Yoğun da destek de var bu anlamda. Hani artık o bir boyutun da aşıldığını düşünüyorum ben, en azından ilerleme olacak diye düşünüyorum, ama temel hikaye bu noktada şey sanırım, sıkışmada bir fişek diyecek bir şey, bir hareket. O da Hüseyin Bey'in domino taşı dediği şey belki o yani. Yani o da çok imkansız mı bilmiyorum ama. Ya ne imkansız olsun ya? Ya bu olaylar değerli arkadaşlar.
Şöyle yani aynı taraftayız da hani farklı nüanslarla bakıyoruz. Yani mesele şu. Hocam burada başka tarafta olma mümkün değil zaten. Hayır, yani eyvallah. Artık, evet, hayır. Yani, bunu... yani analiz düzeyinde de benzer perspektifte bir kısmımız biraz daha gerçekçi, bir kısmımız biraz daha romantik. Dünya ama, haritası da olur sanat. Sovyetler Birliği Babrak Karmal yönetimini işgal ettiğinde Afganistan'ı. Bu mesele hani çok şey oldu, konuşuldu, tartışıldı ve artık Rusya burayı sessizce bir yutacaktı. Tamam, çok insan öldü. Çok gerçekten inanılmaz olaylar oldu. Fakat son tahlilde Sovyetler Birliği oradan çıkmak zorunda kaldı ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Afganistan işgali olarak gösterildi. Çünkü orası Sovyetler Birliği için bir Vietnam'a dönüştü. Askeri lojistiğin sağlanması, ekonomik olarak savaşın döndürülmesi. Yani ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, çünkü ben şuna inanıyorum yani. Tarihin yanlış yerindeyseniz asla başarılı olamıyorsunuz. Vietnam'da tarihin yanlış yerindeydi. Şili'de yanlış yerindeydi. Ondan sonra Güney Amerika'daki tüm darbelerde yanlış yerindeydi. İran'da tarihin yanlış yerindeydi. Filistin'de de tarihin yanlış yerinde ve gerçekten hem milletin gazabı hem de Allah'ın gazabı onlarla beraber bizim olacak. Bizim KJ'de de Gazze'li masumların kanı kimin elinde yazıyor arkadaşlar? Onu net bir şeye çevirebiliriz arkadaşlar. Gazze'li masumların kanı İsrail'in elinde, ABD'nin elinde. Yani kimin elinde konusunda hiçbir sorumuz yok. Şu açıdan dünya haritasını istiyorum Zafer. Şimdi temennilerin ötesinde hareketlenmeler var. Az önce birkaç örnek verdik. Bir tanesinde de Çin. Çin ciddi anlamda ileri harekete geçmeye hazırlanıyor bölgede. Yani ABD'nin kalkıp bir de Çin'le uğraşacak hali var mı hakikaten? Şimdi bu, Gazze'yi konuşuyorlar. Zaten bu bunlar Gazze bu arada meselesi... Filistin'i tanıyan ülkeler. Tanıyan onu ülkeler. Söyleyelim. Yeşiller hı-hı. Öyle yani. Gazze yani mesela... tanımayan kalmamış. Avrupa var yukarıda. Avrupa, Amerika. Batı bile o tanımıyor. Bir de oradaki onun dışında Batı'da da fire var. İsveç var. İspanya var. Bir de Kukla Avustralya'daki o yönetim işte. Pandemide gördünüz faşizmi nasıl uyguladıklarını. Evet. Velik Gazze meselesi ilk kendini gösterdiğinde 7 Ekim'den sonra şu söyleniyordu. Deniliyordu ki asıl büyük çatışma alanı Pasifik olacak. Evet. Yani Pasifik'te Çin'le ABD bu yeni dünya düzeninde başa oynaması beklenen iki ülkenin mücadele alanı Pasifik olacak deniyordu. Bu Tayvan'da yakın dönemde bir seçim oldu. O seçim sonrasında Çin'in Tayvan'ı işte onlar ana vatana geri dönüş olarak adlandırıyorlar. Ama ilhak çabalarına hız verdiğini görüyoruz. Sanki orada bir fırtına kopacaksa bu Tayvan meselesi üzerinden kopacak gibi görünüyor. Çin haritası var mı Samet? Vardı galiba. Onu ama da alabiliriz. Bunu konuşalım. Şu da var. Tabii ki burada bu bölgedeki işlerini bitirmeden ABD acaba oraya gider mi? Çünkü bak Amerika'nın şöyle bir çok güzel bir harita. Yol haritası var. Yukarıda Rusya'yı Ukrayna'yla biliyorsun muhatap etti. Evet. Rusya'nın enerjisi orada. Aşağıda işte bakıyorsun Türkiye'ye yıllardır başına bela ettiği bir terör örgütü. Hemen şu bölgede. PKK, PYD çeşitli adlarla Türkiye'nin başına onu bela ediyor. Çin'de bir Tayvan meselesi var. Yani iş tutuş şekli dünyanın değişik coğrafyalarında aynı. Mutlaka bir mikro sorun yaratıyor. O mikro sorunla o gücün evet. enerjisini orada tüketmesini sağlıyor ve başka alanlarda kendi yol haritasını takip ediyor. Burada asıl hadise bence Rusya'nın Ukrayna meselesinde bundan sonra izleyeceği yol. Bu ne zaman bitecek? Çünkü Putin şu söyleniyor, en az 3 yıl 4 yıl daha bu savaşın Ukrayna'da sürebileceği söyleniyor. Eğer Rusya Ukrayna işini halledebilirse Rusya ve Çin'in ABD'ye karşı daha etkili bir güç haline o bloğun gelebileceğini görebiliriz. Putin hakkında hep konuşuyoruz ya Ukrayna'da ne yapacak diye. Putin'in şöyle bir perspektif. Ben de Putin'in yanlıları ne diyor ya da onların stratejilerini üretenler ne diyor diye bakıyorum. Biz hedeflerimize ulaştık diyor. Yani Kiev'in alınması bir mesele değil diyor. Birileri yar oraya ama bu sefer orası bizim için başka bir sorunun alanına dönüşecek. Şu an yürütebilen hani fiili hayatı yoksa Kiev'deki suyu da Putin getirecek, ekmeği de getirecek. Orada bir fiili durumda var. Yani onu kontrol altına aldığının farkında. Dolayısıyla hedeflere ulaşma noktasında bir sorun yok. Donbas bölgesinde de istediği stratejiyi yürüttüğünü söylüyor. Putin açısından daha ileri hamle ancak Kiev'deki yönetimi devirip kendi adamını getirmek olacaktır. İstediği strateji, zaten... Gaffar özür dilerim, yani yerine getirmiş olabilir ama Rus ekonomisinin can damarı aslında Avrupa'ya sattığı enerjiydi değil mi? Ya iki katı satıyor yani, şu an. Ama o konuda da mesela Rusya'yı bir baskılama, bir perdeleme
Valla bence Almanya'yı da aldı. %10'larda enflasyonu. Şimdi, ülkede Rusya'da yaşayanlar da ekonomiyle ilgili bir şey söylemiyorlar. Bence çıkış noktası ne olacak biliyor musun? Gaffar özür dilerim. Avrupa acaba o takkeyi önüne koyup şunu düşünecek mi? Ya bu gidişat nereye? Ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin gönüllü kolonisi haline geliyorum. Hakikaten öyle aslında. ABD diyor ki Ruslara karşı tavır al, ticareti kes. Ya da Ruslara karşı işte askeri yardımda bulun Ukrayna'ya, parasal yardımda bulun. Ben son dönemde bu İsrail meselesi üzerinden, Filistin meselesi üzerinden İsrail'e yükselen tepkilerin de aslında Avrupa'nın devlet başkanları düzeyinde, ülkeler düzeyinde, yönetim kademelerinde bir uyanışın da işareti olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gidişat Avrupa'yı tamamen bir Amerikan kolonisi olarak konumlandırdıkları bir yere gidiyor. Macron'un mesela adamla alay ediyorlar falan da, Macron bence bunu Avrupa'da en net gören siyasi figür. Onun o bazı çıkışları bunun işareti. Ben Avrupa Birliği'nin sözcüsü olayım diyor. Almanya'da da doğru düzgün karizmatik bir lider tabii, yok. NATO'da da tabii. Doğru söylüyorsun. Tabii. Yani Rusya'ya işte kendince efeleniyor ama bir taraftan bakıyorsun bir gün Çin'le görüşmeler yapıyor. Bir gün farklı bir yerde görüyoruz. Almanya'nın üstüne mi diyor Avrupa Birliği'nin lokomotif gücünü Merkel'den sonra Macron üstlenmeye çalışıyor. Öyle bir durum var. Ben bütün bu dengeyi aslında değiştirebilecek etkenin Avrupa'daki bu olası bir Amerikan karşıtlığı, yani Amerika'nın onları bir koloni haline getirme projesine karşı çıkılması refleksi olarak görüyorum. Eğer o olursa dünyanın geri kalanı için daha belki işler iyi gidecek. Yani Çin'i burada Gaffar ABD meşgul etmek için mi önüne koydu Tayvan'ı bilmiyorum ama Çin bir sürü kazanım elde ediyor yani. Şimdi Çin bence kendi oyununu oynuyor. Şimdi Tayvan'la Çin arasındaki durum şu. Bir defa Tayvan Çin tarafından tanınan bir ülke değil. Evet. Yani Çin Tayvan'ın kendi toprağı olduğunu söylüyor. Bu Formosa, milliyetçi Çin, tabi biliyorsunuz ta Çin devriminden beri ayrı bir ülke. O da de facto bir ülke oluşmuş. Tanımayan ülkeler de var Tayvan'ı bu arada. Evet. Yani Tayvan'da öyle yani Filistin gibi düşünün. Çok tanınan bir ülke değil ama Birleşmiş Milletler üyelik statüsü var. Tayvan'ın pozisyonu bu. Şimdi Tayvan konusu, şimdi bir defa şöyle bir sorun var. Çin'den çıkan ticaret yolu tüm şu bölgeyi geçmek zorunda. Şu boğazı geçmek zorunda. Ve burası zaten Amerikan üsleriyle kaplı. Bu bir. İkincisi, Çin'in, ya bakın burada görüyoruz yani. Güney Kore, Tayvan, Guam, Filipinler, Singapur, Tayland, Avustralya. Singapur. Burada, hepsinde Amerikan üsleri var. Bu, tabii burada Amerikan askeri varlığının olduğu noktalar. Yani bunlar her biri Amerikan üs sayısı değil. Amerikan üs sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Bir tane değil. Japonya'da 50 bin asker var sanırım. Askeri varlık olan ülkeler Güney Kore'de bir 50 bin dolayısıyla var yine. Dolayısıyla yani Amerikan namlusu Çin'e doğru döndürülmüş vaziyette. Çünkü Amerika bunu bir hani sert güç olarak Çin'e karşı kullanmak istiyor. Çünkü işte ekonomik konu tekrar etmeyelim. Herkes biliyor zaten. Son 30 yılda Çin'in muazzam bir hamlesi var ve önümüzdeki 15 ila 20 yıl içinde Amerika'ya geçeceği biliniyor. Amerikalılar da biliyor. Zaten Trump da seçim kampanyası bunun üzerine kuruyor. Çin de Amerika'yı yönetmeye çalışıyor. Yani çünkü bu kadar silahla çevrili olduğunuzda yönetmek zorundasınız. Hatta şunu yapıyor Çin. Verdiği ticaret fazlası nedeniyle çok parası var. İşte milyarlarla ifade edilen, 100 milyarlarla ifade edilen dolarlı, trilyonlarla ifade edilen dolarları var. Her sene birkaç yüz milyar, bazen 300-500 milyar dolarlık Amerikan tahvili satın alıyor. Evet. Yani parasını Amerika'ya... Amerikan savaş mekanizmasına haraç yatırıyor. Veriyor, haraç veriyor. Yani diyor ki aman bu Amerika bana bulaşmasın diye. Şimdi bu Tayvan konusu da tıpkı Ukrayna ile yaptığı gibi Amerika'nın, yani Rusya'ya Ukrayna ile yaptığı gibi, bize YPG ile yapmaya çalıştığı gibi... Efendim, diğer Arap ülkelerine, tüm Arap dünyasına İsrail'le yaptığı gibi, ama İsrail'de bir zafere ulaşmış bir proje aslında, öyle bakalım. Tayvan'da Çin'in böğrüne dürttüğü bir sopa. Zafer'in dediği gibi onu meşgul etmek için oraya koyduğu bir aparat. Bazı askeri uzmanlar 3. Dünya Savaşı riskinin çok yaklaştığını, kapıda olduğunu ve savaşın burada patlayacağını söylüyorlar. Bir iddia bu. Peki bir o savaş aslında başlamış olabilir mi? Yani Sayın Vekilim de onu söyledi ama. Patlayacak ben, dediğimiz savaş başladı. Ben 3. Dünya Savaşı'nın fiilen başladığını ve dünyanın çok daha büyük bir paylaşım savaşı içine gireceğini düşünenlerdenim. Bunu sadece bu yayında değil, daha önce de son 3-4 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Ve burada asıl mesele sadece adı konmamış. Yani fiilen bir savaş var, ilan edilmeyen, herkesin bildiği bir sır deriz ya. Böyle bir durum var. Ben savaş... Zaten yani, var başladı diyorsunuz. Var. Tayvan'dan mı başlayacak? Ondan sonra Orta Doğu'dan mı başlayacak? Yoksa Ukrayna'dan mı başlayacak?
Bunu bilemem. Ama dünyada eğer bir genel okuma yaptığımızda, o dünya haritasını göz önüne koyduğumuzda Zafer'in dediği önemliydi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin müesses nizamının kadim stratejisi şu: bölgesel olarak çatışmalar çıkart. Evet. Ve o çatışmalarla bölgedeki güçleri, bölgesel güçleri birbiriyle çatıştır. Sen varlığını devam ettir. Yani ve aslında Doğu Roma'nın Bizans entrikası oyunu dediğimiz kendisini bir kale olarak konumlandırıyor ve dışındaki her şeyi birbiriyle savaştırıyor. Dolayısıyla bu Amerika Birleşik Devletleri için geçerli bir strateji olabilir. Fakat artık öyle bir duruma geldi ki buradan bir dünya barışının çıkması imkansız. Bugün olmazsa dediğim gibi tekrar, yani bu Gazze'de yaşananlar değerli arkadaşlar, bu artık insanlığın sonu ya, vahşet. Yani bu çocuklar sonuç itibariyle kimsesiz olarak büyüyecekler ve Amerikan nefretiyle, Batı değerlerinin nefretiyle. Dünyada biz hiçbir zaman bu nefreti görmedik. Yani kitlesel bir kıyımı asla görmedik. Dolayısıyla ben bu 3. Dünya Savaşı tartışmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve dünyada ilan edilmemiş bir savaş durumunun yaşandığını söylüyorum. Peki bu savaş durumunun, o ilan edilmemiş savaş durumunun sizce göstergesi mi? İngiltere Başbakanı Sunak, ülkede 18 yaşını dolduran gençlerin 12 ay askerlik ya da herhangi bir ay hafta sonunu ayırarak kamu hizmetinde bulunmaları gerektiğini söylüyor. Almanya tartışıyor. Bunlar polislerine yakın zamanda silah vermiş adamlar. Evet, onunla evet. Övünüyorlar. Bütün ülkeler savunma bütçelerini arttırıyorlar. Mesela bu. Şimdi Avrupa savaşı hazırlıksız. Biz de askerlik uygulamalarının ne olduğunu biliyoruz. İngiltere zorunlu askerliği tartışıyor. Geri gelecek gibi görünüyor. Yani Rishi Sunak bunu söylüyorsa direkt küreselcilerin aparatı. Onun özgün bir görüşü falan yok. Hazırlanın evet. diyorlar. Evet. Almanya dediğim gibi tartışıyor. Tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etmiş savunmasını. Ordu birliklerinin dışını özel güvenlik şirketleri koruyor. Yani o militarist şeye gelecek gibi 2. Dünya Savaşı sonrası. Fransa zaten güçlü bir askeri sisteme sahip. Onlar da zorunlu askerlik. İsveç parlamentosu orduyu büyütme kararını onayladı bu arada. Onu ekleyelim. İsveç'te de hem İsveç yapıyor değil hem mi? Hem orduyu büyütme kararı alındı. Ya İsveç yani yakın zamana kadar 5000 kişiden oluşan bir hani ordu demeye bin şahit lazım. Bisiklet askerleri vardı. Şu öyle. Vardı bu vardı. Ya eşcinsel yürüyüşünde en önde giden birlikleri vardı ama İsveç'in. Ama arkadaşlar yani. LGBT Pride'da en önde şeyler gider. Askerler yürüyordu. Evet bari. Evet asker. Gazze yani. İçinde yürüyorlar onlar şimdi. Ya hayır ya zaten ben yani bir şeyle ben durumu haber olarak ben Gazze içinde yürüyorlar. Galiba doğru. Şu yürüyorlar. Noktadayız. Kim yürüyorsa yani, Allah razı olsun ya bak hakikaten yani. Tabii ki. Görüşü yani. Şuyu ben o AB'deki demokrat köpek balıklarından hiç hoşlanmadım biliyorsun küreselcilerden. Çıkıyorlar Gazze içi bir şeyler yapıyorlar. Harvard'ı işgal ediyorlar bilmem ne yapıyorlar. Allah razı vallahi olsun. Vallahi sevgili mi? Biz mesela ben çevreci Greta'yı iki evet defa ya. Greta'nın kişi tabii çocuk yani onu eleştirmedim de Greta'yı kullananları eleştiren yazılar yazdım. Şimdi Greta'yla yan yana Filistin için duruyoruz. Zafer işte. De öyle diyor. Hakkını yedik Greta'nın da. Tabii. Evet. Aslında bence şunu şu gerçeği kabullenmemiz lazım. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü gelişmeler oluyor. Buna uygun da olağanüstü tedbirler alıyor dünya. Aslında Türkiye de bu tedbirleri alıyor. Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı var. Bu aslında hem olumlu hem olumsuz. İçeride Türkiye öyle ya da böyle siyasi istikrarını sağladığı ve zamanında askeri altyapısını güçlendirdiği için savunma sanayini ve büyük ulaşım yatırımlarını da tamamladığı için bu zor döneme Türkiye avantajlı girdi. O sebeple bazı sarsıntılar, normalde çok daha etkili olabilecek bazı sarsıntıları biz minimum düzeyde yaşıyoruz. Ya nerede görülmüş ya son 20 yılda bir ülkenin iki tane komşusu üçe bölünecek, evet. aşağıda bir terör örgütü ABD'nin desteğiyle özellik ilan etmeye, bağımsızlık ilan etmeye çalışacak. Yanındaki sen, devletin her gün cumhurbaşkanını, işte ordu komutanını öldürecekler. Komşunun, şey bak komşunun cumhurbaşkanı havada kayboldu. Yani bu o hikaye size inandırıcı geldi mi? Haber bana hiç buldum, inandırıcı gelmedi. Yani böyle olağanüstü bir dönemde hala bu memlekette evet ekonomik sıkıntılarımız var, evet çeşitli sıkıntılarımız var. Hı-hı. Hepsine tamam ama şu siyasi istikrarın Türkiye'nin bu zor dönemde atmış olduğu savunma sanayinde, ulaşım altyapısında, enerjide attığı adımların ne kadar kıymetli olduğunu biz maalesef farkında değiliz. Daha iyi anlayacağız onları. Ya anlayacağız, daha iyi anlayacağız ama. Aslında farkındayız da. Yani işte şimdi bugün 29 Mayıs, 28 Mayıs'ın İstanbul'un 571. yıl dönümü Fethi'nin. Ama aynı zamanda da dün de 28 seçimin Mayıs. Seçimin birinci yıl dönümüydü. Evet. Seçimin birinci yıl dönümü. Yani aslında halk bunun farkında. Türkiye'de istikrara olan inancı
Cumhurbaşkanımıza olan inancı bence, yani seni teyiden söylüyorum, böyle yani halk bunu görüyor. Ekonomik zorluklar, domatesin fiyatı, işte hayat pahalılığı, bunlar var. Zaten Cumhurbaşkanımız da ne diyor? Biz diyor halkı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Hayat pahalılığıyla mücadele edeceğiz diyor. AK Parti bunu görüyor zaten. Ama burada bence dediğini çok önemsiyorum. Türkiye bu şimdi tarihi yaşarken biz tarihi yaşadığımızın farkına varmayız. Şimdi ben de kendimi yaşlandığımı hissediyorum. Eskiden hep böyle tarihten örnekler verirlerdi, anekdotlar anlatırlardı. Vay be derdim, nasıl anlatıyor falan. Şimdi ben de bir anekdot anlatayım da. Şimdi düşünün, Michelangelo ile ondan sonra Leonardo Vinci yan yana geldiler, kol kola girdiler, böyle meşhur bir retorik var ya. Ve dediler ki hadi gel biz aydınlanmayı ve Rönesans'ı ilan edelim. Bunun için çalışalım mı dediler. Ne yaptılar? Onlar bir şeyler yaptılar. Sanatta, mimaride, estetikte, kültürde, müzikte ve buna sonradan 300 yıl sonra biz gelip ona Rönesans, geldik ona Rönesans diyoruz, değil mi? Öyle bir Rönesans. Şimdi, biz tarihi yaşarken tarihin öznesi olduğumuz için farkında olmayız. Ama gerçekten Türkiye o kadar önemli eşikleri geçti ki, klasik bir söylem vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun en büyük ikinci kara ordusu. Ama artık dünyanın en büyük İHA ve SİHA filosuna sahip ordularından bir tanesi. Asimetrik savaşta dünyanın en iyi ordularından bir tanesi. Sert güç anlamında, stratejik okuma anlamında dünyanın en önemli ordularından ve kurmay zekaya sahip ordularından bir tanesi. Bunlar Türkiye'nin, sizi teyiden söyledim, bu dönemdeki en büyük kazanımları. Tabii bütün bu kazanımların arkasında biz bu tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Siyasal istikrar varsa bunlar olur. Evet. Siyasal istikrar yoksa siz ne kadar gayretli olursanız olun bir şey yapamazsınız. Karar, stratejik felç durumu yaşarsınız. Sayın Vekilimin davetini kabul et. Bak biz de gelelim Gaffar'la. Hatay'a bir gidelim. Gidelim yapalım. Şimdi az önce saydık ya, dışarıda bunlar oldu, şunlar oldu. Ya bu ülke öyle bir deprem yaşadı ki dünya tarihinin en büyük facialarından biriydi. Bu ülkeler devletin çöker. Bak 15 gün önce en son orayı gördüğüm için söylüyorum. Ya dünya üzerinde başka bir devlet bu kadar büyük bir yıkımdan sonra, Hatay'da gördüğüm manzarayı söylüyorum. Adıyaman'a da gittim, Maraş'a da gittim, her yere gittim. Altından ben zannetmiyorum başka bir devlet kalkabilsin. Kesinlikle öyle. Bu kadar bir yıkımın üzerinden. Gerçekten öyle. Doğru. Yani bu hakkı teslim etmediniz. Binlerce yani şey bina yok. Yükseliyor. 170 bin kişi, 180 bin kişi deprem bölgesinde çalışıyor. Bir de seçim dönemi geçtik. Seçim dönemi ister istemez seçim yaşıyorsun. Için bir takım musluklar açılıyor, kaynaklar açılıyor. Oldu. Ona rağmen dediğin gibi işte EYT çıkıyor mesela, bilmem ne oluyor. Ona rağmen bu işler başarılıyor. Bu bence çok değerli bir zorunlu haritim. Askerlik haritasında önemli birkaç detay var. Şimdi biliyorsunuz sıcak savaş var Rusya ile Ukrayna arasında. Artık 2 yılı devirmiş bir savaş bu. Her iki ülke de bu sıcak savaş sırasında en çok şu başlıkta zorlandı. Mobilizasyon. Yani askeri alma ve askerleri cepheye sevk etme. Her iki ülke için. Rusya için de çok zorlu bir işti. Ukrayna için de zor mesele bir işti. Mesele bu zaten. Çok zor iştir çünkü, yani. Çünkü şöyle bir şey. Savaş zor bir iş zaten. İnsanları ölmeye gönderiyorsunuz. Yani genç insanları silah altına alıyorsunuz ve istikbali belli olmayan bir yere ve şöyle söyleyeyim, savaşın ilk döneminde Rus ordusu günde 100'den fazla asker kaybediyordu. Savaşın son döneminde Ukrayna ordusunun günlük kayıpları 500'ü geçti, 1000'e yaklaştı. Yani korkunç bir tablodan bahsediyoruz. O yüzden çok kaçan oldu Rusya'dan. Allah böyle bir şeyi göstermesin hiçbir ülkeye ama sonuçta buna da hazır olmak zorundasınız. İş buna gelip dayanıyor. Mobilizasyon her iki ülke içinde çok ciddi sorundu ve bugün Ukrayna'dan en son çıkan askeri alma yasası Ukrayna açısından çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Çünkü yasada terhis sözcüğü yok. Yani Ukrayna şu an elindeki rezervleri ölene kadar savaştırmak üzere cepheye sürüyor. Bu da yani bu da faşizmin başka bir türü. Bu ayrı bir tartışma. Fakat şunu görüyoruz. Tüm Avrupa'da evet zorunlu askerlik geri geliyor. İsviçre'de, Avusturya'da kalkmamıştı zaten. Yani şu anda zorunlu askerliği kaldırmış ve yeniden alan bir ülke yok. Ama İngiltere'yi konuştuk değil mi? Evet, İngiltere bu konuyu gündeme aldı. Finlandiya'da hiç kalkmamıştı. İsveç'te bir dönem zorunlu askerlik yoktu. Daha geçmiş bir tarihte şey yaptılar, geri aldılar. Kısmen zorunlu askerlik var. Şimdi Türkiye'deki durumsa şu. Biliyorsunuz bizde zorunlu askerlik var ama
zorunlu askerlik rejimi sık sık yumuşatılıyor bedelli şeyleriyle. Yani benim bu söylediğime belki gençler kızacaklar, bana sinirlenecekler ama doğruları söylemek zorundayız. Eğer gerçekten Türkiye önümüzdeki döneme hazır olmak istiyorsa askerlik rejimini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Yeniden zorunlu askerlik? Yani zorunlu askerlik yani süresi var zaten. Süresi mi uzatılıyor? Var ama süresi ve bedelli rejimi, yani mesela sürekli bir bedelli beklentisi, her defasında bedelli çıkması, para vererek insan askere gitmesi, bunun rutine binmesi. Bunun büyük ihtimalle, hemen bitiriyorum hocam, bu büyük ihtimalle bu önümüzdeki dönemde siyasetin önüne gelecek. Yani şöyle, Hüseyin Bey de ve Sayın Vekiller de hepsi bu konu önümüze gelecek, bizim bunu konuşmak zorundayız. Biz bu konuları çok tartıştık. Yani Türkiye bir anda bu noktaya gelmedi. Mesele şuydu, 90'lı yıllarda en çok tartışılan konu Türkiye'de, hatırlayın, sizler fikri takibi önemsersiniz, profesyonel askerliğin gelmesi. Evet. Özellikle PKK terörüyle mücadelede acemi askerlerin üst bölgelerinde, yani işte Üzümlü Karakolu, Alan Karakolu, Şemdinli olayları, bütün bunları üst üste koyduğunuzda kamuoyu haklı olarak diyordu ki, ya askere giden acemi bir çocuk orada gidip dünyanın en vahşi terör örgütüyle nasıl savaşsın? Ne yapalım? Profesyonel orduya geçelim. Sözleşmeli statüler geldi. Pek çok tartışmalar var. Onlara girmek başarılı istemiyorum. Başarılı da oldu sanıyorum ama değil mi? Hibrit bir model var Türkiye'de. Şimdi profesyoneller savaşıyor yani. Hem profesyoneller hem de normal askerler savaşıyor. Onları pek operasyona göndermiyorlar. Operasyona gitmiyorlar ama bizde askerliğe yüklenen bir anlam var. Biliyorsunuz daha yakın zamana kadar askere gidip gelmeyene kız vermezler. Evet, askere gidip geldikten sonra Anadolu'da o köy evlerinde, konaklarında sizin statünüz değişir. Bu şeydi yani, askerliği biz ne görüyoruz? Peygamber ocağı olarak görüyoruz. Bu kültür bence hala devam ediyor. Ha, zamanın ruhuna bağlı olarak değişimler yok mu? Var. Her konuda değişimler var. Ama burada ben son tahlilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle bu sınır ötesi operasyonlarda ve başka ülkelerdeki pozisyonlarından kaynaklı olarak çok büyük toplum tarafından benimsendiğini, yani desteklendiğini görüyoruz. Zaten mesela bizim bölgemizde Hatay'da asker, komandolar sokakta yürüdüklerinde herkes gözü yaşlı. Anadolu'nun her yerinde öyle. Ama biz hani sınır bölgesindeyiz. Suriye'de üst bölgeleri var. Dolayısıyla yani burada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı atfedilen anlam her zamankinden daha fazla. Türk Silahlı Kuvvetleri de her zamankinden daha güçlü. Ben onu görüyorum hocam. İçeride bize parmak sallayan o şeyler, gazetecilere peşine düşen ordudan. Şimdi gitmiş dünyanın her yerinde operasyon yapan bir ordu var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi çok daha güçlü. Bunun da bir nedeni var. Sivil otorite tarafından, yani Türk halkı tarafından yönetiliyor. Net, bunları söylemek gerekiyor. Burada, dünyadaki harcamalara da bakalım. Kolay bağlamı halledildiği için farkında varmıyoruz dedik ya. Sadece son 10 yılda sen Libya'da kurulan oyunu bozdun. Tabii Doğu ki. Akdeniz'deki oyunu bozdun. Karabağ'daki 30 yıllık Ermeni işgalini sona erdirdin. Bugün Gazze hala direnebiliyorsa bunda Türkiye'nin çok önemli bir katkısı var. O yüzden gözler bize çevrilmiş. Buradaki bağlamı bir hatırlatmakta fayda var. Şimdi mesela Türk Silahlı Kuvvetleri sıcak çatışmanın içinde ama biz operasyon yapıyoruz. Topyekün bir savaşın içinde değiliz. Zorunlu askerlik yasasının yeniden İngiltere'de gündeme gelmesinin sebebi topyekün savaş ihtimalinin oluşması. Zaten bu konu asıl o topyekün savaşta kritik hale geliyor. Ukrayna-Rusya örneğini onun için verdim. Tabii. Belki Türkiye'de, yani Allah korusun tekrar söyleyeyim onu, yani öyle bir şeyimiz yok ama belki Türkiye'de önümüzdeki dönemin risklerini göz önüne alarak zorunlu askerlik konusunu yeniden o rejimi gözden geçirmek durumunda kalabilir. Buradaki çünkü adamlar bütün geçiriyor, ülkeler tabii gözden geçiriyor. Avrupa'da çok rahatlardı. Yani hatta mesela çifte vatandaşlığı olan bazı Türkler Türk vatandaşlığını iptal ettiriyordu ki askerlik yapmasın. Çünkü Almanya'da askerlik yok. Bu da oluyordu. Eskiden öyleydi yani. Bir de şöyleydi tabii. O dönemin güvenlik konsepti de Hüseyin Bey'in dediği gibi. Yani bambaşka bir kimseye şeydi. Kimseye de kızamazsın. Savaş olsa gidecek adamdır ama tabii, savaş tabii, değil dönemi tabii, diyordur. Tabii, şey yapıyordur. O tabii, noktada da tabii, hiçbir şey de tabii, diyemiyorum yani. Hayır tabii. Zaten şöyle, savaşlar olmasın. Bu dünya savaşlardan çok çekti. Yani 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı. Bizim temel değerlendirmemiz şu. Yani bunlardan ders çıkartalım. Tamam. Daha gerçekçi bir perspektifle geleceğe bakalım. Yani. Doğru. Şu askeri harcamalara bir bakalım mı? Zafer'in az önce bahsettiği 2023'te ne kadar ülkeler askeri harcama yaptı? Biz konuşuyoruz ya, Türkiye'de bu parayı niye şuna buna veriyoruz falan diye. Ya ne paralar bakar mısın? Amerika Birleşik Devletleri gaffar. 916 milyar dolar. 1 trilyon. Bu acayip dolar şey yani. Bu
Türkiye'nin toplam gayri safi yurt içi hasılasından fazla. Sadece yani, askeri harcıyor. En yakın, yakın Çin 296 milyar dolar evet, yani evet. Aradaki farkı. Çin'in 3 katı değil mi? En evet, yakın Çin'in 3 katı, Rusya'nın 10 katı yapmış. Rusya. Rusya'da 109 hiç az değil 109 milyar dolar. İngiltere 74. Zorunlu Fransa askerliği 70. olmayan ülkeye bak kaf var. 80 milyar dolar da askeri tabii, harcıyor yani tabii, Fransa 60 tabii, milyar tabii, dolar. Orada da zorunlu askerlik yok. Almanya 66, Almanya daha giderek artacak zaten. Bir 100 milyarlık paket açmışlar. Peki bunların ne edin? Bu dünya Ukrayna 64 milyar. O Ukrayna kendi parası değil. Değil. O Amerikalı vergi mükelleflerinin parası. O da ABD'ye dahil doğru söylüyorum. O Amerika'nın parası. İşte yani aslında 916 artı 64 diye. Ukrayna'nın parası nasıl, şunun ispatı, vekalet savaşının ispatı. Bu kadar gidiyor. PKK'ya da gidiyor mesela para. Onu bile şey yapmak lazım aşağıda. PKK devleti oluşturuyor. Evet. O da ABD bütçesi. Burada kritik bir nokta Suudi Arabistan. Mesela Suudi Arabistan 75 milyar dolarlık savunma harcaması yapıyor. Allah'tan son 1-2 yıldır biz de pay alabiliyoruz ondan. Artık biz de silah ihracatçısı olduğumuz evet, için. Suudlar nedense bu kadar büyük harcama yapıp savunma sanayi kurmuyorlar ülkelerini. Mesela bu hep benim kafamı kurcalayan bir şey. Bizi niye yazmadınız? Bizim artık ileride yazmamız. Pardon, burada biz bir araya girebilir miyim arkadaşlar? Tabii ki, tabii ki. 40 milyar dolar seviyesine biz şunu yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri Saddam'ın Kuveyt'i işgalinden sonra Birinci Körfez Savaşı'nda geldi ve Bağdat'ı işgal etmek istedi. O dönem ne söyleniyordu? İşte dünyanın en büyük ordularından bir tanesi Saddam'ın ordusu. Dünyanın en büyük yüksek teknolojiye sahip tankları, uçakları, savaş uçaklarıyla dünyanın en güçlü ordusu diye nitelendiriliyordu. Fakat son tahlilde bunun kağıttan kaplan olduğu ve bir anda yerle yeksan olduğunu gördük. Burada mesele güçlü ordunun olması ya da Suudi Arabistan örneğinde söyledim. Bu kadar savunma sanayine yatırım yapıyor ama bunun gerçekten işe yarayıp yaramadığı. O ayrı tabii ki. Tabii. Ondan sonra ve bir savaş durumunda ne kadar bunun ülke savunması için kullanabileceği meselesi tabii, çok önemli. Mesele. Tabii. Türkiye'de bu arada 40 milyar dolar civarı Zafer'in evet, dediği gibi. Libya'da da aynı savunma harcamaları çok yüksekti. Evet. Ama Libya ordusu bir anda yerle yeksan oldu. Yani bu ordu meselesi milletleşmeyle, uluslaşmayla ordu millet özdeşliği arasında çok doğrudan çok bir doğru, ilişki var. Ama yani, Hüseyin Hocam yani 1 trilyon dolar harcayan adama da yani çok zor bir şey yapabiliyorsun. Para son tahlilde 1 trilyon dolar her şeyi ayırabiliyor. Milli Güvenlik Devleti burası dünyanın üzerindeki en büyük polis devleti biliyoruz. Şey devleti. Evet, evet, askerlerin yönettiği. Evet. Yani bir şey karşılığı tabii çok Amerika bir defa çok zengin bir ülke. Diğer konuda şu savaş sonrası ekonomisini merkezine bu savunma sanayini koymuş. Yani bir savunma sanayi konuşurken Türkiye'de biraz da muhalefetin çarpıtmaları nedeniyle maalesef şey konuşuyoruz hep. Ya işte bu kadar bu uçak neye yarar? Bu İHA lazım mı? Bu kalorifer peteği mi? YPG bize mi saldıracak? Gibi. Ya da şunu söyleyenler oluyor. YPG bize evet, ya da işte şey diyenler oluyor. Mesela bu kadar savaş bütçesi diyor mesela DEM Parti falan da öyle diyor. Tabii savaş bütçesi dediğinizde kulağa çirkin geliyor tabii, gerçekten. Yani ürkütücü geliyor ama şu unutuluyor. Yani savunma sanayini kurduğunuzda kök endüstri kuruyorsunuz. Kök endüstri şu demek. Yanında bir sürü alanı geliştiriyor. Yazılımı geliştiriyor, malzeme bilimini geliştiriyor. Lojistiği geliştiriyor. Pek çok alanı geliştiriyor. Amerika'da savunma sanayini kalkınmasının merkezine koymuş. Merkezindekilerden yani bu biri. Harcama buna getiriyor da onun savaş olması lazım ki o çevirecek. Türkiye'de bunu bravo, söylüyoruz Ukrayna'ya. Zafer şimdi bu harcama niye var dedi. Antimilitarist söylem çok güzel de. Gazze'de görüyoruz olan biteni. Türkiye'nin başına bir şey gelse kim gelecek buraya? Ya kim yardım hani edecek? Yıllarca kim şu yani söylemi, bir tane var mı? Yıllarca şu söylemi kullandık ya. NATO maalesef mu? Komşularımız işte Finlandiya, Norveç değil dedik değil mi? Ya bak şimdi İsveç bile silahlanıyor. Şimdi artık o aşamaya gelmişiz. Ya dolayısıyla sen şu coğrafyada komşuların Irak, Suriye, İran olacak, yukarıda Rusya olacak, Orta Doğu ve bütün Doğu Balkanlar Akdeniz... Balkanlar komşun olacak. Balkanlar komşum. Şu an bütün dünyanın ısı haritası Doğu Akdeniz'de hararet yapmış olacak. Ve sen diyeceksin ki ben niye parayı savunma sanayine harcıyorum? Hayır bir de artı mesela... Bu parayı harcamıyoruz da şöyle evet, satıyoruz da. Bak şimdi bu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü var. SIPRI. Bunun her yıl açıkladığı rakamlar vardır. Özellikle bu savunma sanayinde kim ne kadar yatırım yapıyor. Şunu sadece şunu okuyayım, detaya girmeyelim. Bak, küresel silah ihracatında Türkiye 11. sırada yer alıyor. 2014-18 dönemine kıyasla 2019-23 döneminde biz iki katına çıkarmışız küresel silah ihracatındaki payımızı. Dışarıya sattığımız silahlar. Tabii.
Ben sana bak enteresan bir şey söyleyeyim. Galiba 2015 yılına kadar biz kendi ürettiğimiz piyade tüfeğimiz yoktu biliyor musun? Top mermisi yoktu. Yoktu. Hocam. Piyade tüfeği ya bırak top mermisini. Abi yok, atıyorduk ya PKK'ya hani o bislerle. Mesela savunma sanayi gündeme geliyor diyorlar ki ne var canım bu 70'lerden beri yürütülen çalışmaların bir eseri. Ya tabii ki bunlar birbirini tetikledi. Bir kültürel miras, askeri miras hepsi tamam eyvallah. İyi de kardeşim ben daha 2007-2008'lerde Aktütü'nde Dağlıca'da elimde SİHA olmadığı için her gün 20-30 Mehmetçiğin şehit haberini alıyorduk. Öyle olmuyor muydu? Tabii ki. İsrail'den Heron istiyorduk. Amerika'dan Heron istiyorduk. Binden şunu istiyorduk. Vermiyordu adamlar. Verdiklerinin de bize bir faydası olmuyordu. Bakınız Uludere olayı mesela. Evet. Şimdi sen bugün savunma sanayinde bu atılımları yapmışsın. Adam diyor ki piknik yapan köylüleri vuruyor diyor bir tanesi. Öbürü diyor ki bütçeyi diyor savaşa harcıyorsunuz kimyasal diyor. Silah kullanıyor. Kardeşim günümüz dünyasında sen eğer savunma sanayine yatırım yapmazsan hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda hem askeri anlamda sınıfta kalırsın. Onlar antimiliterist falan değiller sana söyleyeyim. Etki ajanları şey. Burada. Beşinci kol faaliyeti yürütüyorlar çok net. Onların silahla sorunu yok. Silahla sorunu olan adam az önce senin bahsettiğin CHP'deki HDP milletvekili mesela. Onun öyle PKK'nın mesela silahlanmasıyla ilgili bir şey var mı? Evet. Onu kutsallaştırıyordu. Bunların derdi. Bir tanesi var içeride biliyorsun. F-15 işte F-16'ları modernizasyonu için çalışır. Darbe destekler. Dolayısıyla onlar antimilitarist falan değiller. Alakaları yok. Kafların tabii. O hassasiyetini demin anlıyorum ama bir avuç yok. İnsan onu söyleyebiliyordu. Tabii tabii. Onun da bir karşılığı da olabilir. Adam tabii, der tabii. Pasifisttir bilmem tabii, nedir falan. Tabii o da bir ahlaki pozisyon tabii ki, olabilir. Tabii. Siyasi pozisyon olabilir. Gaffar şimdi... en son çok özür dilerim sen çok kestin bugün. Bak bu mesela en son İran'da reisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili. Ya İran Genelkurmay'a açıklama yapıyor. Türklerin diyor siyasi değil biz bulduk diyor. Adamlar bunu neredeyse davul zurna çalarak kutladılar ya. Kutlayacaklar, yani. Sevindiler yani. Bak bu ki yalan yani. Doğru yalan, da değil. Ya yani. Tabii doğru ki değil. Orada İran'da oluyor. Kendi içerisinde bir şekilde hani ya, ulusal tamam, onurunu yani. Korumaya çalıştı. Söyler, adam ha, bak, söyler. Bir, yani şu var. Neden kardeşim bu kadar seviniyorsunuz ya? Ya da tut ki İran İHA'sı buldu. İran SİHA'sı buldu. CHP'nin İHA'sı bulmuş. Ya sen ona neden CHP sen neden buna seviniyorsun? CHP ya da senin savunma sanayinde iyi bir noktada olman seni ya da birlikte hareket ettiğin hangi yapıları rahatsız ediyor ve neden ediyor? Bu evet, tüfek konusunu söyledin ya Zafer. Çok ilginç bir şey var. 1940'ların başında bizim Kırıkkale fabrikamız piyade tüfeği üretiyor. Ankara'daki ben tam Ankara'yı bilmiyorum da bir Koç Müzesi var orada Divan Oteli'nin içinde Ankara Müzesi kalede, var. Kalede Ankara kalede Kalesi'nde. Zannediyorum değil mi? Orada o zaman üretilen piyade tüfeklerimizden bir örnek var hatta hediye olarak o zaman İsmet İnönü'ye yapmış fabrika. Ya şu üzücü yani bak o zaman yapıyormuşsun arada ne olmuş da sen... Senin piyade tüfeğin nereye kaybolmuş? Evet nereye kaybolmuş? Başkası onu M16'ya çevirmiş genişletmiş. Ne olmuş senin aynı uçaklar yani. Kayseri'deki uçak fabrikasındaki mesela, uçakların gömülmesi. Evet, evet. Biz mesela ben 2002'de askere gittim. G3 kullanıyorduk. Hı hı. G3'te Alman üretimiydi sanıyorum. Piyade tüfeğimiz oydu. G3. O kaba şimdi, böyle üçlü şey atan değil tabii. Mi? Yani başka yani, ülkeler sanayilerini adım adım arttırıp yürütürken 900 bin lira çıkarsınız. Türkiye'de çıkabilir. Mesela İsveç örneği söylendi ya. Evet İsveç silahlanmıyor fakat İsveç 50-60 yıldır silah ihraç ediyor. Hem de bir ekonomi yani. Uçak ihraç ediyor, gemi ihraç ediyor, radar ihraç ediyor, bomba ihraç ediyor. O bir ekonomi. Ve kimse de İsveç'e şey demiyor. Vay sen silah yapıyorsun. Gaffar. İsveç hala çiçek böcek yani. Tabii, dünyanın en barışçı devleti gibi pazarlıyor kendini. Bizim savunma sanayindeki özellikle beyaz yakalılar dışında mavi yakalılara da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri çok fazla iş teklifi var. O bölgelere giden de çok. Yani onlar da savunma sanayine yatırım demek ki yapmaya üretim başladılar. Yapacak, o yüzden şunu da söyleyebiliriz. Demin dedi ya Hüseyin Yaymaner bir paradigma var o değişiyor, değişebilir diye. Artık o eski söyleme dair işte militarizmle ilgili, şununla bununla ilgili söylemlerin sınanacağı bir dönem var. Bence herkes bunu hissediyor artık. Zaten yani orada net bir şekilde ihtiyaç duyacağız biz bu işe. Kesinlikle. Değil mi? Bu hissi alıyor muyuz yoğun bir şekilde? Bence kesinlikle. Var. Kesinlikle. Burada sadece işte o bildiğimiz geleneksel, konvansiyonel savaşlar, geleneksel, konvansiyonel asker, piyade şeyi de değişti. Paradigması da değişti. Şimdi hibrit bir savaş var. Mesela dün MGK'da ile... yapay zekayı konuşmadınız mı, değil mi? Onu da konuşalım. Biraz sonra reklama gideceğiz. Yani biz bu hafta komisyonda da Ulaştırma Altyapı Bakanımız geldi. Abdülkadir Uraloğlu. Onun da en çok üzerinde durduğu konu yapay zeka. Ve bir Türkiye'de yapay zeka ile ilgili yasa yani bu çalışma. MGK'da konuşuluyor. MGK'da konuşuluyor. Bu çok çok önemli bir mecliste şey. Mecliste konuşuluyor.
Mecliste konuşuluyor. Ve Türkiye bu konuda çok güçlü ülkelerden bir tanesi. Yani biz tabii içeriden çok baktığımız için Türkiye'ye çok dövünüyoruz. Çok böyle o bir negatif kültür var. Evet. Arkadaşlar da biraz önce söylediler. Ya biz bunun nirvanası şu. Bizden bir adam olmaz abi. Ya niye olmaz kardeşim? Sen büyük bir milletsin. Tarihsel olarak dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesisin. Ve dünyanın en önemli 10 başkentinden bir tanesi. Sen de Ankara, İstanbul. E şimdi sen bunu gör. Ha, niye eksiğimiz, kendinden bu kadar nefret tabii ediyorsun? Yani eksiğimiz yok mu? Var. Hatamız yok mu? Var. Problemlerimiz yok mu? Var. Ama bunlara rağmen dünyaya umut olan bir ülke var ya. Yani dünyada en çok yardım eden, dünyada yani Afrika'da su kuyusu kim açıyor ya? Türkler açıyor. Birinci dünyada yani bu yardımlar konusunda. Onun da karşılığı şöyle alınıyor. Ama işte askeri savunma sanayini konuşurken olan gündem gibi. O da Türkiye'nin bir yatırımı. Geçenlerde o FETÖ'yle fotoğrafını basmıştım ben bir tanesinin. Sözcü gazetesinde yazıyor. Bütün Kemalistler ona bakıyorlar, ağzına bakıyorlar. O şöyle söylüyor. Somali'ye götürmüşler diyor. 1 milyar lira para veriyorlar diyor. Somali'nin Türkiye'ye borcu var diyor. O borç da onu ödüyor diyor. O kadar kıt beyinli ki. Böyle konuşmak istemezdim ama kusura bakmayın. FETÖ'cülerin Kemalistleri Atatürkçülük dersi verdiği bir yerde çok bu konulara da girince izah etme ihtiyacı duyuyorum. Ya biz o Somali'ye gidiyoruz. Orada altyapı oluşturuyoruz. Nüfus alanımızı genişletiyoruz. Bir ekosistem kuruyorsun. Çin gelmiş ya. Da gaffar. Afrika ülkelerine borç veriyor. Senin bahsettiğin için. O borcu erteliyor. Nüfus alanını geliştiriyor. İşler yapıyor. Türkiye Somali'ye gidiyor. Arkadaş o yatırım cepten falan verilen para değil. Roma'ya giderken otellerde kalınan paralar gibi harcanmıyor onlar. Orada balıkçılık altyapısı kuruyoruz. Bizim şirketlerimiz yapıyor. Türkiye'nin nüfus alanı genişliyor. FETÖ geriliyor. Ve FETÖ'cü. Sen bunu söylediğin zaman orada FETÖ'cüler rahatsız bundan. Ya şimdi gidiyorsun. Bir de Fransızlar rahatsız. Ne diyorlar? Türkiye diyorlar. Fransa'nın arka bahçesi Afrika'da alanını genişletiyor. Bu Kars'ta Fransızlara ne oluyor? Bu Kars'ta ya. Şimdi sen gidiyorsun orada beyaz suyla beraber mercan balığı yiyorsun ya. O mercan balığı Somali'den geliyor yani. Türk firmaları var orada. Şimdi şunu bilmiyorlar ya da bildikleri halde çarpıtıyorlar. Çin'den, Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan 3. dünyaya, güneye doğru giden paralar pek çok yardım ediyor. Bunlar genelde Exim Bank kredisi gibi o türde aktarılan paralar. Bu ne demek biliyor musunuz? O ülke parayı veriyor, şu koşulla veriyor. Bu aldığın parayla benden yatırım malı satın alacaksın ve buraya yatırım yapacaksın. Bunun sonucu şu oluyor. Yani hem orada size müzahir bir alan oluşturuyorsunuz, hem oraya o parayla mal satıyorsunuz. Yani bu şunun gibi. Altın yurtlayan tavuk bu. Bravo. Türkiye'de mesela devletin bir şirketi var değil mi? Aselsan. Aselsan bir iş yapacak. Aselsan'a bir banka kredi veriyor. Aselsan'a kredi vermekten hiçbir farkı yok bu verdiğiniz paranın. Çünkü o parayı alıyor, Aselsan'dan bir mal satın alıyor. Aynen. Yaptığı şey bu yani. Çöpe onun atılan için, bir para sen değil. Sen Somali'ye niye veriyorsun? Kaldı ki bir şey daha söyleyeyim. İnsani yardımlar da önemli bir kalemdir. Tabii. Ülkeler insani yardım yaparak nüfuz alanlarını genişletirler. Yani bu da tartışılacak bir şey değil artık. Bir diplomattan dinlemiştim. Somali ve birkaç Afrika ülkesinin İtalya ve Fransa ile yaptıkları bazı anlaşmalar var. Anlaşma şöyle. Ülkeler karşılıklı olarak birbirlerinin kara sularında balıkçılık dahil birçok alanda faaliyet gösterebilirler. Bak şimdi anlaşmaya bak. Şimdi Somali gidecek de İtalya kıyılarında kara sularında veya Fransa kara sularında balıkçılık faaliyeti gerçekleştirecek. Aynı senin dediğin hadise evet, işte. Evet, evet. Türkiye'nin oraya gitmesi hem Somali için hem Afrika ülkeleri için kıymetli hem Türkiye için kıymetli. Ama bunlarda şöyle bir zihniyet var. Biz oturacağız. Arkadaşların keyfi 70-80 yıldır yerinde olduğu için tabii. Bu keyfin toplumun tamamına yayılmasını hazmedemiyorlar. Statüko bozulmaz. Sadece onlar hazmedemiyor. Birileri de onlar hazmetmesin diye zaten bu arkadaşları fonluyorlar. Bey pazarı sodası tavsiye ediyoruz. Reklamlar. Reklam yaptı. Reklam Evet, son bölümümüze girdik. Dünyadaki askeri harcamalar konusuna eğiliyoruz bu bölümde. Amerika Birleşik Devletleri tek başına 1 trilyon dolara yakın askeri harcamayla dünyada birinci. Yani bütün dünya devletlerinin yaptığı harcamayı toplasak ABD kadar etmiyor Hüseyin Yayman. Rusya bile ABD karşısında duran Çin, onların askeri harcamaları o rakama ulaşmıyor. Mümkün değil. Biz de bunun ne kadar anlamlı olduğunu konuşuyoruz. Burada politik bir soru sormak lazım bence. Nedir? Mesela Türkiye'nin silahlanmasını da konuştuk yani. Bir 40 milyar dolar da bizim silahlanma yatırımımız onu var. Yeni arttırdık. Bu ülkelerin siyasi pozisyonu ne dünyada? Yani bunların silahlanması, tekil olarak tek tek bu ülkeleri alalım, silahlanması dünyaya ne getirir ne götürür? Mesela Amerika'nın silahlanması, bu milyarlarca trilyon dolar yatırması dünyaya savaş, kan, gözyaşı getiriyor. En son örneği Gazze. Başkaları da var. Ve kendi varlığını devam ettirmek, kendi varlığını yeniden üretmek için bütün evet, bu evet. şeyi. Bir tehdit olduğu için değil. Evet, tekil olarak
Yani bu zaten emperyalizm teorisi bu hocam. Yani bunu ihraç edecek, savaşı ihraç edecek ve o şekilde hem yağma ekonomisi devam edecek. Demin Çin örneğini verdik mesela. Çin'in etrafını sarmış. Gerçi biz orası, biz terminoloji bizi de yanıltıyor. Amerikan savunma hattı yazmışız oraya ama yani savunma falan değil. Çin'le Amerikan işgal hattı. İşgal hattı yani, saldırı hattı. Payını alıyor yani, o silahlarla payını alıyor. Aslında o bir yağma. Ahlaki mesela burada savunma çemberi diyoruz yani. Evet. Yani ahlaki pozisyon ne bu? Bu kuşatma çemberi denir buna aslında hakikaten. Kuşatma çemberi, savunma çemberi değil. O da bizi de yanıltıyor. Yani biz yıllardır o terminolojiyi kullandığımız için yanılıyoruz söylerken. Aslında Çin'i kuşatmış. O trilyon dolarların bir kısmı buraya gidiyor. Ya 1 trilyonu harcadı buraya gitti ama Çin'den mesela yıllık 300 milyar dolar tahvil aldı. Savaş tahvili. Ya zaten onlar. Toplam sanayi bütçesinin 300 milyarını Çin'den haraç olarak aldı. Çünkü tahvil dediğimiz şey şu. Kağıt veriyor. Bir tane kağıda yazıyor. Amerikan Merkez Bankası buyurun diyor. Sizden de 300 milyarı alayım diyor yani. Yaptığı şey bu. Gaffar bak tam rakam hatırlamıyorum ama dünya savunma sanayi ihracatının tek başına yarısını ABD gerçekleştiriyor. Tabii Sifri raporlarında yani, öyledir. %50'den yanlış fazlası. Yanlış hatırlamıyorsam 600 küsür milyar doların evet, 302 evet. milyar dolarını. İhracatın da yarısı ABD'de. Tabii yarısı evet, ilk 100 şirketin 42'si galiba Amerikan öyle, şirketi. Öyle. Çin'in orada 8-9 şirketi var. Bizim ilk 100'de 4 tane şirketimiz var. Generalleri de CEO'ları diyorlardı. Dünya üzerindeki işbirlikçi ülkelerdeki generalleri de ABD'nin silah atma satma CEO'ları yani savunma öyle sanayi. Zaten. Öyle çalıştılar. Şimdi... O yüzden iç siyasete müdahale ettiler. Bunları da... General demişken bak konudan konuya atlıyoruz. Osman Pamukoğlu'nun bir röportajı var. Diyor ki ben diyor terörle mücadele ederken biliyorsun efsane komutan diye hatırlanır. O silahı diyor tüfeği diyor. Kuzey Irak'a gittim aldım diyor. Suikast silahını diyor. Kaçakçılardan alıyordum diyor. Şeyi. Evet. Silah kaçakçıları. İsmini vermeyeyim şimdi o Rus silahı var ya. Evet. Kaçakçılardan diyor silah alıyorduk diyor terörle mücadele ederken. Parası mı yoktu? Oyak'la uğraşıyordu orada. Bir sürü de parası vardı o dönem. Ama yok Pamukoğlu'nun parası yok. Ne o Pamukoğlu için demiyorum. Ordunun yani. Ordu. Pamukoğlu ne diyeyim? Pamukoğlu memur asker orada çalışan adam. Evet. Yani ordunun Türk ordusunun böyle bir sıkıntısı da yoktu o dönemde. Hayır, onu diyor. O ki bu bahis açıldı. Ben daha ilerisini söyleyeyim. Mesela şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bir Sikorsky taşıma helikopteri var. Bir de savaş helikopterleri var. Mesela savaş helikopterleri yani üzerinde silah olan helikopterler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine ne zaman gelmiştir ve kim zamanda gelmiştir diye bir soru sorayım ve ben cevap vereyim. 1992 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal Amerikalılarla yalvar yakar bir Cougar alıyor. Helikopter alıyor ve onun açılışını yapıyorlar ya. Açılışını yapıyorlar ve o helikopter çünkü siz terörle mücadele edebilmeniz için size personel taşıyıcı helikopterler lazım. Uçar birlikler lazım. Size vurucu savaş helikopterleri lazım. Yok. Yani düşünün. Yine Doğan Güreş, Osman Pamukoğlu Paşa'dan bahsedildi. O, bu arada Osman Pamukoğlu Paşa'nın çok güzel bir kitabı var. O Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı'dır. Çok eleştirildi. Parti falan kurdu. Keşke kurmasaydı. Hani o böyle efsane komutan olarak dursaydı. Biz o dönem yaptıkları işi konuşuyoruz. Unutulanlar dışında yeni bir şey yok diye. Evet, çok güzel bir kitabı var. Gerçekten efsane. Ben de İlk çıktığı zaman aldım, okudum ve Türkiye'nin terörle mücadele hikayesini PKK terörüne karşı neler yapıldığını evet. anlamak açısından çok önemlidir. Şimdi Doğan Güreş dönemin Genelkurmay Başkanı. Biliyorsunuz Doğan Güreş de Genelkurmay Başkanı nasıl oluyor? Necip Torumtay istifa ediyor. Birinci Körfez Savaşı'nda Özal diyor ki biz diyor Irak'a müdahale edelim diyor. Genelkurmay Başkanı diyor ki biz müdahale edemeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir gücü yoktur. Genelkurmay Başkanı istifa ediyor. Doğan Güreş'in terfi ettiriliyor. Genelkurmay Başkanı oluyor. Genelkurmay Başkanı olduktan sonra özellikle sınır ötesi operasyonu yanlar yapılıyor. Özeti şu, o dönemde Sovyetler Birliği dağıldığı için gidiyorlar. Sovyetler Birliği'nden, Rusya'dan silahları alıyorlar. Onların terk ettiği zırhlı taşıyıcıları, evet. silahları alıyorlar da terörle mücadele ediyorsunuz. Zor durumdaydı. Siz. Türkiye yani, bugün iyi zamanlara geldi. Mermisi evet. yok, topu yok, tüfeği yok, helikopteri yok, savaş uçağı yok. O günden bugüne gelmiş olması çok önemli ve bir mucize yani. Bu savunma sanayinde Türkiye'nin kat ettiği mesafe gerçekten bir mucize. Ordunun devrim. Gelişmesinin sebebi de sizin de hepiniz 90'lardan örnek veriyorsunuz. Siyasetin, sivil otoritenin yani halkın sevk ve idaresine girmesiyle Türk Silahlı Tabii. Kuvvetleri'ne yapılan yatırım gelişti. Yani yatırım para yapılıyordu. Osman Pamukoğlu onlar askerler. Onlar verilen görevi yapıyor. Adam PSK'nın alışverişini yapmıyor.
Ama şu anda yani bu kadar büyümesinin sebebi bu sivilleşme süreci bence. Çok ya net bir efendim, şekilde. Ya asker sahada işini güzel yapacak. Öbür otoritelerde, siyasi otoritede diyecek ki size kaynak. İşte kaynak aktarıyor. Konu en çok sivilleşmenin yaşandığı da. Hep 90'lara övgü yapıyorsunuz da. Sayın Yayman o yüzden. 90'lara övgü yapmıyorum. Sadece hatırlatıyorum hafızayı. Evet. Sen sıkıldın ama 90'lardan şunu da söylemek lazım. Osman Pamukoğlu'nun kitabında şu da yazar. Bak Şırnak ve Cizre'de elden gidiyor terör örgütü. Resmen kontrolü ele almış. Doğan Güreş Genelkurmay Başkanı. Tuğ General seviyesinde oraya gönderecek Genelkurmay karargahında adam bulamıyorlar. Bir sürü general var. Çaresizlikten Osman Pamukoğlu ve Kamil Erdal Sipahi'yi albay rütbesiyle oraya yolluyorlar. Rütbeyi yükseltiyorlar. Sonradan general oluyorlar, Tuğ General oluyorlar. Ve Genelkurmay karargahında bir sürü adam var. Doğan Güreş şikayet ediyor. Hiçbirini diyor buradan diyor oraya gönderemiyorum diyor. Ya bu devlet o haldeymiş. Bir ordu da neyle uğraşıyordu? O dönem kapılarının önünde ayakkabısını çıkaran adamları ordudan atmakla, namaz kılan adamları ordudan atmakla uğraşıyordu. Bunlarla uğraşmıyorlar. 28 Şubat'ta oraya gönderecek o zaman asker bulacaklardı. Bugün bunları söylediğin zaman vay efendim bunları bir döneme mal edemezsiniz. İşte bunlar 70'lerden beri şöyleydi böyleydi ya. Bak Doğan Güreş hepimiz işte Osman Pamukoğlu'nun kitabını açsınlar baksınlar. 90. Hayır mesele şu biz... 90'lardan çıkalım bence çıktık, çok karanlıktı burada çıktık, güzel mesele, örnekler verdiniz. Mesele şu tabii biz konu dağılmasın diye bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu, sivil iradenin yetkisinde durması bunları konuşmuyoruz. Yani o vesayet odağının son bulması. Türk Silahlı Kuvvetleri de son tahlilde bundan rahatsızdı. Yani bu konuları çalışan evet. Bir akademisyen olarak şunu netlikle söyleyebiliriz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbecilikle anılması... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılmış en büyük hakaret. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Bunu eleştiriyoruz ama bu darbecileri eleştirdiğimiz için bir ordu eleştirisi yapıyormuş gibi. Ben niye ordu eleştirisi tabii yapayım canım. Benim güvenliğimi sağlayana askerim? Böyle bir konumuz yok. Dünyanın her yerinde darbeci generaller vardı. Sistemde onu üretiyordu. Bugün affediliyor olmaları falan bir takım yerlerde onların darbeci olmadıkları anlamına gelmiyor. Şimdi bir çok, jest olabilir sizin için şimdi, ama. Şimdi çok iyi bir noktadayız. Yani düşünün siz marketleri bile... kırmızı, yeşil, mavi diye işaretlemek yerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonuyla uğraşıyorsunuz. Savunma sanayinde dünyanın en önde gelen ülkelerden birisi oluyorsunuz. Muhteşem bir şey. Şimdi herkes 90'lar ilgili bir şey söyledi mi? Bana da bir söz hakkı düşer. Hepimizin bir 90'lar şeyi var. Türk Silahlı Kuvvetleri ve askerleri konuşuyoruz. Ben de 90'lı yılların sivil siyasetçilerini söyleyeyim. Arkadaşlar 90'lı yıllarda Türkiye'de solcu olmak ölümle burun buruna yaşamak. Türkiye'de güvenlik yoktu. Yani kusura bakma Türkiye'de özgür siyaset ortamı yoktu. Ben o dönem tutuklandım yani, Gaffar. Işte, yani, tamam yani, çok iyi ben biliyorum. Ben de onu ekleyeyim yani. Ben yani, de onu kimin, ekleyeyim tamam hem mı? Hem siyasiler de o dönemde hem de yani... Onun için seninle aynı fikirdeyim. Gayet de karanlık bir dönemdi yani. İyi ki de geride bıraktık aslında yani. Aslı Saadet gibi anlatanlar var ya. İşte, ah 90'lar, ah 90'lar. O tabii nostalji ki, tabii güzel geliyordu. Öyle değil. Çok öyle kötü zamanlardı. Yani. Umarım Türkiye 90'ları... Hani zaten geride bıraktık da hızla geçti. Ya güzel yanları vardır hatırlanacak yani. Kanılmaz geçti onlar. Türkiye'nin önü parlak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına eyvallah. Geldik. Türkiye yüzyılı diyoruz, bir iddiasını ortaya koyuyor. Son tahlilde o hemen çıkalım bu konudan dünya haritasına fazla. Bakıldığında Türkiye'nin yıldızını nasıl parladığını hep beraber görüyoruz zaten. Şunu söylüyordum, bu silahlanma harcaması yapan ülkelerin tek tek dünyadaki siyasi ve ahlaki pozisyonlarına bakmanın doğru olacağı kanaatindeyim ben. Mesela biraz önce tartıştığımız konu Filistin konusuydu. Gazze'de bir soykırım var, şu silahlanma harcaması yapan ülkelerin hangisi Gazze'nin yanında duruyor, hangisi Gazze'nin yanında ne kadar duruyor, hangisi İsrail'in yanında duruyor. Çok önemli. Dolayısıyla silaha baktığımızda da silah dediğiniz şey... Bir demir parçası ya da bir plastik parçası silah bundan ibaret. Silah kimin elindeyse ona göre bir ahlaki pozisyon alıyor. Onun için burada hani silahlanma harcaması değil kategorik olarak karşıya almak da doğru olmuyor. Şimdi mesela Suudi Arabistan 75.8 milyar dolar yıllık silah harcaması yapıyor. Bunu son 10 yılı geriye doğru gidin 750 milyar dolar harcamış. Ya 750 milyar dolar harcadın da kardeşim senin şurada burnun dibindeki Müslümana ne faydan var? Ne faydan var ya? Sen senin dediğin gibi haraç olarak harcıyor onu. Aynen öyle. Şimdi ya da gelelim efendim Fransa'ya. 60 milyar dolar para harcıyor. Bir yılda harcıyor. Zaten büyük oranda bu kendi iç sanayisine evet, veriyor. Gemi sanayisi, uçak sanayisi falan var. Bu harcadığın parayı sen Afrika'yı sömürmek için kullanıyorsun. Afrika'da yaptığın zulüm arşa çıkmış artık. İngiltere'ye bakalım. Aynı durum söz konusu. İngiltere Afrika'yla da yeterli değil. O da dünyanın her yerine yayılıyor. Bir tek belki Almanya meşru görülebilir bir miktar. Çünkü yeni başladı savunma harcaması yapmaya. Evet. Yoktu daha evvel harcaması. Şimdi kendisine ordu kuruyor. Yani her milletin bir ordu kurma hakkı yalnız var. Şöyle, o da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ona bir bilet kestiler.
senin söylediğin hikayeler nedeniyle. Dediler ki sen hiçbir şekilde asker besleyemezsin, ordu besleyemezsin. Müstemleke haline getirdiler Almanya'yı. Belki onunki meşru görülebilir. Hadi Ukrayna-Rusya savaş halinde ama mesela o Filistin krizinde... Peki orada bir soru sorayım, bir dakika pardon. Bu Almanya'nın müstemleke olma hali ne kadar devam edecek? İşte Alman halkı ne kadar buna İşte etmiyor hocam edecek. Şu anda. Bak 67 milyar dolar para harcamış. Demek ki ordu kuruyor yani. Devam edemiyor yani demek ki. Şimdi Rusya ve Çin mesela Birleşmiş Milletler'de biraz Filistin'in yanında duruyorlar. Tamam duruyorlar yani. Eyvallah. Belki onların harcamaları bir hani bir şey yapılabilir. Çin mesela Amerika'yı dengeliyor dersiniz. Mantıklı görülebilir. Rusya bütün dünyayla savaşta iki katını harcasa da harcar. Harcayabilir. Şimdi Türkiye'ye gelelim. 40 milyar dolar. Ya Türkiye'nin bu yaptığı harcama az bile. Eğer mesela tekil bir örneği biz Filistin'i alacaksak önümüze. Gazze'deki insanlık dramı durmuyor. 40 milyar dolar yatırım yaparak durduramıyoruz. Demek ki bizim 400-500 milyar dolar harcamamız lazım. Bizim Amerika'nın yarısı kadar bir gücümüz olsaydı bakalım Filistin'de o dram yaşanabilir miydi? İsrail bu kabadayılı yapabilir miydi? Ya da biz şunu demek durumunda kalır mıydık? Mesela Cumhurbaşkanı diyor ya diğer ülkelere, İslam ülkelerine sesleniyor. O zaman hiçbirine de seslenmezdik. Ne haliniz varsa görün kardeşim biz kendimiz gidiyoruz derdik. Öyle. Vallahi şimdi söyleyeceğim belki uç gelebilir de bak nükleer de dahil her tür caydırıcı silaha sahip olmak zorundasın. Kesinlikle artık. Kesinlikle öyle. Yani öyle bir dünya var. Değil, dünya şimdi o yüzden bizim mesela Akkuyu'daki nükleer santral tamam enerji ihtiyacımızı karşılamak için ama o sonuçta bir altyapı. Bunu geç de olsa hayata geçiriyor olmamız da bence çok kıymetli. En önemli yani adım bence. Elinde silah olması git bir yere saldır anlamında değil caydırıcılık. Ya eğer bu caydırıcılık elinde olacak Zafer bu manyakların elinde nükleer bizde olunca aman hep dediler ya bizde işte biz yapamayız. Yani niye bizim elimizde olmasın? Bu kanunun olmasın? Lafı. İran'da niye olmasın? Hazır ol cenge ister isen sulhü sala. Yani barış istiyorsan savaşa her an hazır olmak zorundasın. Bence çok önemli. Nükleerle ilgili bu arada önemli burada bir haber çok var. Çok özür dilerim bak bu Fransa dünyanın en önemli silah ihracatçılarından bir tanesi. Tabii. Yani bunu sadece bu ülkelerin kendi savunma yatırımı olarak görmeyelim bu rakamları. Tabii. Bunlar o ülkelerin dünyaya yaptıkları savunma sanayi ihracatı toplam büyüklükleri. Nükleerle ilgili önemli bir adım daha atıldı. Türkiye 2. nükleer santral projesiyle ilgili Çin'le işbirliği anlaşması imzaladı. Yani işbirliği yapma kararı aldı. Şimdi o Çin projesi gerçekleşiyor. Bu çok önemli. Şundan dolayı Ruslarla ilk nükleer santralimizi yapıyoruz. Nükleer evet. Güç olma yolunda ilerliyoruz. O olacağız işte yakında. Silah anlamında değil yani barışçıl enerji anlamında. İkincisini Ruslarla yapmıyoruz. O bir alternatifle yapıyoruz. Çinlerle yapıyoruz. Belki Avrupalılar düzgün fiyat verseler, şey yapsalar onlarla da olabilir. Çeşitlensin ne güzel. Teknoloji verseler. Türkiye çok doğru bir adım atıyor bu noktada. Ve bu inşallah Türkiye'nin nükleer güç olmaya doğru da götürür. Çünkü nükleer uzmanlarınızın olması lazım. Laboratuvarlarınızın olması lazım. Tabii nükleer silahlanma konusunda dünyada inanılmaz bir baskı var şu anda. Mesela İran'a çok büyük bir baskı uygulanıyor. Başka ülkelere uygulanıyor. Ama biz seçimleri... Ama Zafer'in söylediği haksız bir nokta değil. Biz seçimleri yapan bütün dünyadaki kuruluşlara üye bir ülkeyiz. Fransa ile aynı pozisyondayız. Dolayısıyla Fransa kadar meşhur. Hadi İran'a diyorlar ki seçimi şöyle evet, böyle evet. Bilmem ne. Evet, Türkiye evet. Başka evet. Bir kategori. Evet. İran'daki nükleer çalışmalarını başlatan bizzat ABD'nin kendisi, Batı'nın kendisi. Onlar başlıyor. Ne zamanki Şah devriliyor, sonra İran birdenbire... Evet. Aa bak sen nükleer işine girme. İsrail'e de onlar vermedi mi Fransa? Şimdi bu aparatları konuşuyoruz. Yani ABD'nin aparatlarını az önce Gaffar bahsetti. Kantonlar orada işte PKK Suriye'nin kuzeyinde bir seçim yapacak. 6 bölgede. 6 bölgede. Yerel seçim. Bir aparatı o onlar. Bir de bunların bir FETÖ diye aparatları var ve bugünlerde bir hareketlenme de var. Ona geçelim mi biraz bunun üzerinde konuşalım mı? Ne kadar vaktimiz var? Bu bir tık daha var aslında. Yani, sonra FETÖ'ye bir bakalım. Şimdi bu konu çok enteresan bir konu ya. Bak yani gerçekten burada adım adım kurduğu bir strateji var Amerika'nın ve uyguluyor. Biz de adım adım onu bozmaya çalışıyoruz. Yani başarısız da değiliz yani fena değiliz o konuda. Mesela şurada görülen bölgeler, buralar şu an malumunuz bunlar TSK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olan bölgeler oluşturuldu orada. Ama şimdi bu İşgal ettiği bölgelerde terör... İşgal dememin sebebi de şu, bakın burası çok önemli. Türkiye'de bu bölge, Türkiye'de yaşayan muhacirler, Suriyeli muhacirlerin 2 milyona yakını bu bölgelerden gelen evet. insanlar. Yani toplam 3 milyon civarında Suriyeli muhacirin 2 milyona yakını bu bölgelerden gelmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? PKK buraları insansızlaştırmış. Burada bir nüfus operasyonu yapmış. Burada kendisine yakın olmayan Kürtleri bir defa sürmüş, Arapları sürmüş, Türkmenleri sürmüş. Hı hı. Yani bugün Türkiye'de bulunan göçmenlerin önemli bölümü memleketleri burası. Oh yani hani bir laf var ya oh ne ala memleket. Adamları önce yurdundan kov,
Sonra geriye kalan 100 kişilik kasabanın 90'ını silah zorla kov, geriye kalan 10 kişiyle seçim yap, bir de orada devlet ilan et. Yani burada bir nüfus operasyonu var aynı zamanda. Tabii bu diğer yandan bir mülkiyet operasyonu getiriyor. Tapu kayıtları değiştiriliyor. O insanların mallarına, evlerine, barklarına çökülüyor. Onun için o nüfusun da geriye gitmesinin formüllerinde aranması bu gerekiyor. Bu Irak'taki PKK'nın gerilemesinin karşılığında ABD'nin bir moral operasyonu mu? Irak'tan defolup gittiler. Irak Merkezi Hükümeti de artık o PKK'nın gezdiği bölgelerde askerlerini gezdiriyor. Türkiye ile ciddi anlamda PKK'ya yönelik adımlar attılar. Suriye'de sanki bunlara moral vermek için yapılmış bir şey gibi. Çünkü bu bölgelerde istediklerini alamayacaklar seçimde demografik açıdan. Şöyle bir orada hile yapıyorlar. Mesela bu bölgelerde oy kullanabilmen için bunların sözde seçiminde 5 yıldır orada yaşama ve terör örgütünün onlara verdiği bir kağıt var. Bir kimlik belgesi var. Yani senin orada yaşadığını gösterdiğini iddia ediyor. Yani buradan gidip oy kullanamazsınlar. Tabii. Diye. Yani bak mesela orada Arap bölgeleri var. Onların oy kullanma hakkı yok. Ya da bu yerel seçime karşı çıkan Kürt nüfus var. Onların oy kullanma hakkı yok. Bu tamamen şu. Hani Trump diyor ya ben diyor Suriye'den çekilirim. Olası bir Amerika'daki iktidar değişikliği öncesinde örgütün oradaki alanını genişletmeye çalışıyorlar. Bir de en önemli mesele şu. Bu tabii Türkiye'ye karşı aslında bir hamle. Yani Amerikan politikası tam Trump gelse ben çekileceğim diyor ama Amerika çekilse bile orada bir nevi özerklik ilan eden, bir nevi bağımsızlık yolunda, devletleşme yolunda ki biliyorsun çok ciddi bir yardım söz konusu orada terör örgütüne ki örgüte gider ayak bir böyle destek atıyorlar. Evet. Bunu da zamanlama o kadar enteresan ki bütün dünyanın gözü Gazze'ye yoğunlaşmışken ya artık Suriye deyince bütün dünyada bir yorgunluk var. Kimse artık Suriye'de ne olup bittiğine çok da dikkat kesilmiyor farkındaysan. Onların aleyhine değil mi? Zamansız öten horoz. Kimsenin umudu Türkiye'de ama gider operasyonunu şöyle, yapar. Şöyle sen orada bir devlet altyapısı oluşturmaya çalışıyorsun. On binlerce tır dolusu silah yardımında bulunmuşsun. Şimdi orada seçim yaparak, sözde bir seçim yaparak örgütü, terör örgütünü devletleştirme yolunda bir adım daha atıyorsun. Bunu yaparken de bölgede çoğunluk olan Araplar başta olmak üzere diğer etnik grupları da yok sayıyorsun. Bu bir etnik temizliğe de işaret aynı zamanda. Şimdi DAEŞ orada faaliyet gösterdiğinde değil mi? Bütün Batı orada büyük bir tehlike olduğundan hareketle ne yaptılar? Bu terör örgütünü desteklediler. Bugün aynı şeyi bir diğer terör örgütü bölgenin geri kalanına yapıyor. Bunlar da onların yaşam hakkını ellerinden alıyorlar. Buna karşı bir tepki var mı? Maalesef yok. Yani bu uzun vadede bence Türkiye'yi de çok ciddi bir şekilde etkileyebilecek bir süreci başlatmaya çalışıyorlar. Bir de hani Suriye'nin toprak bütündü. Suriye değil mi? Üniter devlet yapısı olan bir yerdi. Şimdi örgütün orada bir seçim yapma hakkı yok ki. Sen orada hangi sıfatla bir yerel seçim yapıyorsun? Örgütün hiçbir o anlamda varoluş hakkı da yok o bölgede. Çünkü iddia ettikleri şey de dışarıdan taşındıkları. Az önce Hüseyin Yayman'ı söylüyor işte. Suriye'de Kürtlere kimlik verilmiyordu. Mülkiyet edinme hakları yoktu. Geldiler bunlar. O Kürtleri de kovdular Türkiye'ye. Gelenler arasında evet. Kürtler bize çoğunluğu. Gelen 3.600.000 Suriyelinin %19'uydu. Kesin rakam buydu. YPG PKK'nın kontrolündeki Kürt bölgesinden gelenler. Onlara yaşam Kürtler hakkı yani. Tanımadılar. Tabii. Onlara da yaşam hakkı tanımadılar. Evet. Diğer bir aparatına, bu FETÖ'ye biraz bakmak istiyorum. Bir dakika, burada bir şey söyleyebilir buyurun, miyim tabii ben ki. De? Şimdi aslında bu harita ve bu plan bence çok önemli bir noktaya değindi Zafer'de. Türkiye Filistin'le ilgili eli yükselttikçe, Gazze ile ilgili bir farkındalık oluşturdukça onlar da başka bir enstrümanla karşılık veriyorlar. Ve PKK'nın, PYD'nin Amerikan emperyalizminin maşası olduğunun bir kez daha ispatı. Bunlar bırakın Deir ez-Zor'da kantonu ilan etmeyi, bunlar Diyarbakır'da kantonu ilan etmek istiyorlardı. Çukur Barikat'a gömüldüler. Ve tarihin en büyük hezimetlerinden bir tanesini yaşadılar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gereken cevabı verir zaten. Burada bunların sözde seçimleri de anlamı yok. Seçimi yapsalar da bir şey olmayacak, yapmasalar da bir şey olmayacak. Çünkü siz burada nüfus seyreltmeyi yapıyorsunuz. Tapu kayıtlarına el koyuyorsunuz. Nüfus idarelerini, binalarını, nüfus kayıtlarını yakarak siz ne elde edebilirsiniz ya? Sadece Amerikan işbirlikçiliği yapmak suretiyle Afganistan'da uçaklara tutunmaya çalışan o işbirlikçiler gibi yarın bir gün Amerika Birleşik Devletleri buradan gittiğinde siz de böyle iot gibi ortada kalırsınız ve
bunun bedelini ödersiniz. Dün olduğu gibi bugün de ödersiniz. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rızası olmadan bir işin olması mümkün değil. Türkiye'nin tavrı net. Ne diyor? Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlansın diyor. Ve orada diyor bir barış ortamı sağlansın diyor. Siz buna karşı çıkıyorsunuz. Türkiye'ye verdiğiniz sözlerin hiçbirini tutmuyorsunuz. Ve PYD denen bir terör örgütüne silah aktarıyorsunuz. Hani sizin biz NATO'da müttefiktik, hani ortaktık, hani stratejik ortaklığımız vardı. Hepsinin sözde kaldığını görüyorsunuz. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin oldum olası önce Irak'ı böldüler. Sonra İran'da bir stratejik felç yaptılar. Sırada Türkiye var. Türkiye'yi de bölmek istiyorlar. Bizim milletin de buna karşı uyanık olması lazım. Ama bence miadı doldu yani. PKK ile artık o noktada çok fazla ABD'nin bir ne umudu kaldı bilmiyorum. Bunlar da çok moral hamleler. Dolayısıyla... Hayır ama şöyle yani orada Amerikan askerlerinin PYD'lilerle beraber ortak tatbikat yapmaları, işte Amerikan askerlerinin PYD'nin sözde flemalarını kullanmaları falan bunlar aslında kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla meselesi yani. Bence burada çok dikkatli olmak lazım yani. Reji hocam çok baskı yapıyor bana. Şu an PKK'yı konuşuyoruz ama FETÖ'ye ne oldu diyor. Onu merak ediyorlar. Onu konuşun diyorlar. Televizyonunu kapalı izleyenler de bizim FETÖ'yü konuştuğumuzu düşünebilirler. Hızlıca oraya geçeyim ben. Gaffar takip edebildin mi bu vatandaşın? Çok az takip edebildim. Bunun yeğeni, yani terör elebaşının yeğeni olan, o da bir terörist anladığım kadarıyla. Yani o da FETÖ üyesi öyle anlıyorum. Bir terör kampı var Pensilvanya'da, hep biliyoruz. Orada beraber yaşıyor. Ve şöyle birkaç video gönderdi. Yani bu Ebu Seleme Gülen. Bu değil mi şu alttaki? Evet, evet. Ebu Seleme Gülen. Bir video, önce mesajlar yayınladı. Arkasından video yayınladı. Dedi ki, Fethullah Gülen buradan kaçırıldı dedi. Yani o kamptan kaçırıldı dedi. Çok enteresan bir laf değil mi? Kaçırıldı ne demek? Yani bu örgütün elebaşı olan kişi bu. Hı hı. Örgütü yönettiği karargah da orası. Yani örgüt elebaşını örgütün karargahından nereye kaçırıyorlar acaba? Çok tuhaf. Önce inanmadık tabii biz buna, bu şeylere. Yani bir örgüt içinde çünkü böyle dedikodu türünde evet, şeyler, birbirlerine operasyon çekiyorlar, böyle şeyler oluyor. Sonra bir video yayınladı. Videoda işte kampı çekti. Bu teröristin elebaşının bulunduğu mekanı çekti, oraları gösterdi ve kaçırdılar, gittiler dedi. Suçladığı kişi Cevdet Türkyolu. Bunu suçluyor öncelikle. Ve bunda pek FETÖ'cü tipi yok sanki Gaffar. Şunlar, şunda falan var yukarıdaki. Ya FETÖ'cü tipi nasıl onu da bilmiyorum. Böyle hani yeni yağlı pilav yemiş de dudağını silmemiş. Evet evet. Şu üsttekinde var. Onda var. Şu alttaki değil biraz ama yani. Bunda da ne bileyim. Ya hayır, şimdi buna da benzeyen insanlar vardır. Ayıp yani, onlar da şey yapar. Benzetmesin kimse ona kendisini. Kendinizi benzetmeyin ona. Siz benzetmeyin. Siz başkasına benzetmeyin kendinizi. Benzetmeyin kendinizi. Ya şimdi... Öyle enteresan bir şey var ki, şimdi diyor ki bu Ebu Seleme muazzam bir para trafiği var diyor. Yani büyük bir para trafiği var. Bu elebaşının öleceği göründü. Yani artık bunu demiyor tabii, öleceği göründü demiyor da söylediğinden onu anlıyoruz yani. Adam gidici diyor yani. Şimdi o gidince yerine kim gelecek? Kim ne olacak? Ama böyle bir şey mesela olmasa da elebaşının yeğeni, Gülen'in yeğeni böyle bir şeyde ortaya atmazdı. Bir şey yaşanmış tabii, yani. Tabii tabii, belli ki var. O ciddi var, bir konu. Bunun ama daha önce de galiba benzer açıklamaları olmuş ve bu vatandaşlıktan da çıkartılmış bir şahıs. Bunun babası da FETÖ'nün bir kaynak holding adlı bir yapılanması vardı. Meşhur kaynak holding. Evet, evet. Orada mesela ta 2015 yılında o zamanki parayla 76 bin lira aylık bağlanmıştı. Mesela böyle bir o Mesih Gülen, bu Mesih Gülen'in oğlu. Bu kişi vatandaşlıktan çıkarılmış. Melih, ben aslında bu terör örgütü elebaşına bakarsan, şimdi ya sence bu adam dünyanın 150 ülkesinde faaliyet gösteren, kimine göre ekonomik büyüklüğü 200 milyar dolar olan böyle bir yapılanmayı tek başına yönetiyor olabilir mi bu adam? Şunu diyorsun. Evet. Mümkün değil. Ben yani buna hiç ihtimal vermiyorum. Hatta bu adam bizim bildiğimiz terör elebaşı bile olmayabilir bak, bu görüntüdeki adam. O belki çoktan öldü. Öyle bilmiyoruz. O fotoğraf peki? Bir tane var fotoğraf yayınlamış. Yani bak şimdi... Arkası yani ben çok öldüğüne ihtimal vermiyor. Şu olabilir Zafer. Mesela bu biraz lunatik bir tip. Böyle biraz yani kafadan kontak gibi ilginç bir tip yani. Böyle tuhaf bir tip yani. Sayıklıyor, abukluyor böyle laf. Yani
Gerçekten de o Zafer'in söylediği şey benim de aklıma geliyor. Ya böyle bir adam böyle 100 milyarlarcalık şeyi nasıl yönetecek? Yani 200 milyar dolarlık 150-160 ülkede faaliyet gösteren bir yapıyı yönetecek. Mümkün değil yani. Değil mi? Çok tuhaf yani. 3-5 kişiyle bile diyaloğunda sorun vardır. Boynu işte bu fotoğraf içinde ne denildi? Öylesine bir fotoğraf. Boynuna bir destek konulmuş. Ayaklarının altı. Bu yani sosyal medyada bu iş birkaç gün böyle çok yoğun konuşuldu. Yaşlı bir adam görünüyor. Evet. Bir şey yok yani. 1938 doğumlu. Daha doğrusu 40 doğumlu ama kendisi Atatürk'ün öldüğü tarihte doğduğunu iddia ediyor. Ha, onun mesela. Yerine geliyor. Tabii. Ya Atatürk öldü ben doğdum. Tabii. O zaman o profiline Atatürk fotoğrafı koyup ortada gezen şeyler FETÖ'cüler ve iyi düşünsünler. Ya çok... yani. Onun arkası takılan Atatürkçüler. Adam resmen öyle bir şey diyormuş. Yok yani. O Atatürk düşmanı. Yani o... Tamam işte onu diyor yani. Ama Atatürkçüleri yani. Önüne çıkan kişileri ortadan kaldırmak için de bu adam Atatürkçü değil diye ispiyonlayan, ihbarda bulunan bir yani, şarlatan odaya geçtir yani. Şu tezi sen ciddiye almadın ama ya nereden biliyoruz bunu? Doğru Amerika'ya 99'da giden adam olduğunu nereden biliyoruz yani? Şöyle baktığında. Belki de doğru diyorsun. Sonuç doğru. İtibariyle yani. Çok mümkün ve biz, haklı bir soru soruyorsun. Biz bak şimdi Erzurum'da doğan işte bir sıradan bir insan aslında şöyle baktığında. Bu adam dünyanın 150 ülkesinde bizzat CIA adına bazı operasyonlar gerçekleştirecek. Afrika'da, Uzak Doğu'da, bütün Avrupa'da, Güney Amerika'da hatta ve örgütü bu yönetiyor olacak. Şimdi bunu yönetmediğini şuradan anlıyoruz. Bu örgütteki iç kavga bile aslında bence böyle büyük bir yapıya. Amerika'da okulları vardı bunların biliyorsun. Hala var belki de. Evet, charter okulları var. Yani bak. Şimdi sonuç itibariyle bu CIA'nin kullanışlı bir aparatı. Gaffar sen nereye baktın eğildin sen konuşurken şu camdan birilerine ya yansıyor dediler. Ya bu şey mesela şu Pimapen Türkiye gibi ya bizde çok yaygın bu yani bir evet. Tuhaf geldi bana. Yani Türkiye'den ihraç edilen bir şey olabilir belki Amerika'ya da ihracat yapmıyoruz bu penlerden. Acaba başka bir yerde mi bu adam yani Amerika'da değil de bu fotoğrafı başka bir yerde mi çektiler? Çünkü yani çok film izliyorum ve o pencere doğramaları falan da çok haklısın, ilgimi çekiyor. Bunlar çok... Ve bu böyle bizdekilere çok benziyor. Şey de öyle, şu güneşlik de öyle. Bir de şu ışıklara baktım. Hani yansıyan ışık nedir? İçeriden mi dışarıdan mı diye bak. Bu ışık içeriden gelen ışık değil. Gaffar, dışarıdan gelen sonuçta ışık. Sonuçta bu Pensilvanya'da bir çiftlikte kalıyor değil mi? Evet. Yani bir çiftliğin cam manzarası karşıdan görünen. Bir şey olmaz yani. Giden evet. Arkadaşlar bilir. Biz Allah'a şükür hiç çiftlikte gitmedik de. Çiftlikte öyle bir şey olmaz. Yani o çiftliğin karşısında gitmeyen acaba böyle. Sanki apartmanlar varmış gibi değil mi? Öyle bir görüntü. Tuhaf olur. Bir görüntü yani. O dikkatimi çekti. İçeriden gelen bir ışık değil o. Dışarıdaki bir ışık. Evet. Biraz da konuşulsun istiyorlar. Bunun üzerinde de durulsun istiyorlar biraz. Ya, değil mi? Örgütlerin böyle bir tavrı da var. Son dönemde yok, benim hatırladığım yani ne bir iki yıl içerisinde bu ya ikinci, çünkü üçüncü... Hiç gündem olamıyorlar Gaffar. Adamlarını bir arada tutmak için bir şeye de ihtiyaçları var bunların yani. Ama öldüm, o gündeme gelişleri şu mesela. Bunun o sekreteri olan adam cinsi sapıkmış ya. Evet. Yani i̇şte onunla ekranda ama söyleyemeyeceğimiz şeyler yapıyor. Tarikatlar da yani bu tarikat denildi mi sadece İslami içerikli yapılanmalar anlaşılıyor. Dünyada bu kült dedikleri, evet, kült dedikleri. Kürtler, evet. Onların o pratiklerinde olan bir şey. Öldü dirildi, öldü dirildi. Bir sürekli tabii bir bu kaçıncı, kaçıncı ölüşü bu adamın? Ya da kaçırılışı. Ya şimdi bir şöyle bir şey var. Şimdi mesela PKK'lı bazı teröristler var. Onlarla ilgili artık kim çıkarıyor haberleri bilmiyorum. Felanca öldü diyorlar. 40 defa öldü. 50 defa öldü. Mihraç Ural 30 defa öldü. 30-35 de o var. İşte bu da herhalde bir 15-20 ölmüştür ne bileyim yani. Hüseyin Yayman bu konuda yorum yapmak ister misiniz pek? Ya artık FETÖ meselesi Türkiye'de bir milli güvenlik sorunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyaset belgesine girmiş olan din kisvesi altında bütün Müslümanları kandıran onları istismar eden bir terörist başı evet. Ve bir maalesef darbeci hem milletin vicdanında hem tarihin huzurunda hem yargının huzurunda hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nezdinde bir terör örgütü yani kahrolsun FETÖ. Zafer iyi bir şey söyledi. Herkes oraya sıraya girmişti gitmek için. Yani gitmeyenlere de buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Eyvallah hocam. Bu arada bu koltukta... Yani reklama girmez. Çok pahalı zaten. Lazy Boy. Bu Lazy Boy. Neler biliyorsun Zayfeld'in bir bölümünde... Geçen pazartesinde bunu biz bir de üzerinde durduk. Gaffar kaçırmaz biliyorum bunu. Şimdi o gidenler de... Gidenler de resimleri var. Bir tanesi diyor ki hayır o ben değilim diyor. Mesela. Montaj yapmışlar. Ya, montaj yapmışlar. Abi ne yapsın resimler. Adam Atatürkçü gazetede çalışıyor şimdi ne desin. Seinfeld'den gidiyordun.
Bu ya Seinfeld de Allah'ı saysın yani. O da çok yamuk bir tip çıktı. Siyonistin evet. biriymiş yani. Ama iyi bir komedyen. Çok güldür. Amerikalı komedi. 90'lı yılların iyi şeylerinden biriydi. İzlerdik onun o şey dizisini. Onun bir bölümü bu koltukla ilgilidir. Lazy Boy koltuğuyla ilgilidir. Rahat koltuklar böyle. Yani bu tabii o zaman para verip yaptırmışlar herhalde. Ürün yerleştirme yaptırmışlar. Bu böyle rahat yani Amerikan ev erkeğinin işten geldiğinde kendini böyle yayıla yayıla rahat hissettiği, ayaklarını uzattı. Yanda bak o kablolar falan var. Bizde de o baba koltuğu dedikleri. Ha, baba koltuğunun tabii Amerikalı zengin olduğu için bizde. Bu da Amerikan erkeği değil mi? Amerikan. Bravo güzel Amerikan erkeği çok güzel olmuş. Amerikan erkeğine uygun bir şey alınmış. Kapitoneli şeyleri var. Kapitoneli binderler konulmuş. Kumanda gözü falan herhalde yanındaki. Belki kitap mı koyuyor? Kitap kendi kitaplarını okuyor bazen. O olabilir. Kumandaları olabilir. O kapitoneli de herhalde deri pişik yapmasın diye. Şimdi evet artık çok oturdum. Şey o kocadı ya yani şimdi yaşlanınca. Gafar genel kültürüne diye. Hayranım gerçekten ya. Bir koltuk üzerine bir program çıkartabilecek canım, neler, donanıma sahip. Abi ama ya, önemli baksana önüne de şey o yazı tahtası gibi yazı masası gibi bir şey. Yani çocukların önüne verirler ya böyle çalışma masası gibi. Duvardakileri benim tabii şeyim yok. Hani eski yazı okuma gene bir mesaj olmamış. Vardır onlarda diye. Kesin yani şöyle mesajlar vardır. Yani orada. bu biraz Gafar'ın durumu bu kremlinologlara döndü. Kriminolog. Kremlinolog. Bizde Pensilvanyolog mu? Öyle demiyorum. Yani bu Sovyetler Birliği'nde bir politbüro vardı. O politbüroda işte kim ne diyor, bunun mesajı nedir, o sembolizmler nedir? Böyle bir tarafı var, ona katılıyorum ama ben son tahlilde şuna bakarım. Tarih ondan sonra şöyle işliyor. Siz tarih kararını verdiğinde, millet kararını verdiğinde siz neredesiniz? Şimdi FETÖ meselesi artık bu konuda millet de kararını verdi, tarih de kararını verdi, devlet de kararını verdi ve bu defter kapandı. Adam geberip gittiği zaman, öldüğü zaman da zaten iyice dağılacak. Amerikan CIA'nin kurdurduğu bir örgüt Türkiye'yi de çok meşgul etti. Evet, darbe yapmaya kadar vardırdılar işi. Ama çok şükür Allah'a ne oldu? Hani darbe yapacaklardı, güçlülerdi, F-16'lar kalktı, özel kuvvetler harekete gitti. İşte Batılıların ya da Türkiye'yi tanımayanların yanıldıkları en önemli nokta Türkiye'nin işte bu kimsenin tahmin edemediği, kitaplarda okutulmayan, hiçbir okulda öğretilmeyen başka bir güç var. Buna feraset diyebilirsin, yumuşak güç diyebilirsin, kültür diyebilirsin. Bir sürü şeyi sayabiliriz. Bu çok önemli yani. Evet. Türkiye'nin en önemli güçlerinden bir tanesi hiç öngörülmeyen zamanda öngörülmeyen işleri yapıyor. FETÖ meselesinde de onlar o kadar kendilerine inanıyorlardı ki ama ne oldu? Evet. Ömer Halis Demir diye bir tane kahraman çıktı. Kim biliyordu Ömer Halis Demir'i ya? Ruhu şad olsun. İsmi ya. Üniversitelere verildi. Bu darbeciler unutulacak ama Ömer Halis Demir'ler asla unutulmayacak. Nasıl ki 27 Mayıs'ı biz tekrar işte darbe nedeniyle hatırladık ve bir kez daha onları lanetledik. Yani o gün o dönemin muktedirleri hepsi unutuldu ama Adnan Menderes'in adı milletin kalbinde. Şey evet, Erdoğan sayesinde askeri vesayet bayağı bir geri getirdi. Evet, evet, Erdoğan'ın öznel Melih çok enteresanda. Bak bina, buymuş. Apartman binası falan yok. Bu FETÖ elebaşının oradaki çiftliği. Evet. Demin söylediğimiz konu yani. Evet. Neyse bu dediğin gibi hocam. Hüseyin Yayman son noktayı koydu. Çok enteresan. Bu köpek... adamı kaçırmışlar gerçekten bir yere. Öyle yani, diyorsun tabii değil mi? Tabii öyle. Kaçırmışlar bence. Yani o Ebu Selemen'in dediği gibi bir yere paketleyip götürmüşler. Ve bir şey daha var. Şimdi örgütte çok patlamalar, fireler falan oluyor. Yani bu Ebu Selemen'in söylediklerini bir Aykaç falan diye bir adam vardı. Bu polis. Önder Aytaç. Polis akademisinden. Evet. Polis akademisinden FETÖ'cü olmayan kimseyi mezun etmedik. O doğruladı mesela onları. Yani içlerinde bir çatışma başlamış bunların. Ya bu tabii bütün terör örgütlerinin nihai sonu yani. Sonunda birbirlerine düşüyorlar. Hesaplaşmalar başlıyor. Bilmem ne oluyor. Çünkü terörle zafere ulaşamıyorsun. Yani zafere ulaşsan, eline bir zafer olsa zafer paylaşırsın. Ama hep yenilmeye mahkumsun. Yenilenler de ne yapar? Birbirine düşer. Kol bacak ısırıyorlar. Parti çektiler mücadele. Evet. Yani olduğunu. Kullanım süresi bitince bitti. Onu evet, paketleyip bir yere teslim ediyorlar. Belki de Türkiye'ye verirler. Yani ben canlı gönderirler mi bilmiyorum buraya. Yani Abdullah Öcalan'ı verdiklerine göre yani... En azından Bülent Ecevit öyle söylüyor. Bize verdiler. Tabii Fethullah aldılar, Abdullah'a verip evet bunu aldılar.
Şimdi ama tabii şöyle yani Bülent Ecevit'e bir kıyak yapmak istiyorlardı. Yani şimdi bunu Tayyip Erdoğan'a öyle bir şey yap. Tabii canım seçim kazandırdı. Bunu ilk yazan kişi benim bu arada, onu da söyleyeyim. Hangisini hocam? Sonra bu çok başkaları kullandı falan. 99'da Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye veriyorlar. Fethullah Gülen Amerika'ya gidiyor. Ve Cumhurbaşkanımızın hapse gönderilmesi meselesi. Hepsi Tayyip bir yerde okunacak. Ay çok, 99'un içinde Samet kaçta bitiyor? Yeter mi biraz FETÖ konusu? Başka konuya geçebilir miyim? Boş sokak köpekleri konusunu konuşalım. Gaffar Bey'in uzmanlık alanı. Yok yani. Gerçi şöyle. Zafer bana soruyorlar şimdi. Diyorlar ki uyutulsun mu uyutulmasın. Ya bu işin, bu mesela İstanbul'da yaşıyorsak. İstanbul'da bu sorunun muhatabı kim? Yerel belediye. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na sorumluluğunu sorduğunuz soruyu bana niye soruyorsun? Bana soruyorsanız ben uyutulmasın diyorum. Benim böyle bir problemim yok. Yani Gaffar, ben biliyorsun yürüyüş çok yapıyorum. Sadece şehirde değil. Kimsenin girmediği alanlarda, hayvanların yaşadığı, o köpeklerin de bırakıldı. Buna rağmen benim böyle bir problemim yok. Ama bunu söylüyorlarsa bu soruya Ekrem İmamoğlu, örneğin yerel yönetimler. Mesela Ankara'daki Mansur Yavaş, İzmir'deki ya da diğer AK Partili belediyeler de var. Onların konusu ama dikkat ediyorum, onlar bu konuda ağızlarını açıp bir şey söylediler mi? Şunu dediler ya da tavır belirttiler, değil mi? Net bir şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklamaları vardı. Videosu var mı arkadaşlar? VTR'si var mı Cumhurbaşkanı'nın? Yoksa buradan mı okuyalım? Peki, yok diyorlar. Buradan okuyayım. 2004'te hayvan koruma kanunu biz çıkardık. Kanun teklifiyle öncelik köpek bakım evlerinin kurulması, maç köpeklerinin sahiplendirilmesi, sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak ve çip takılarak sahibine teslim edecek. Belediyeler üzerine gören görevi yapacak. Süreci sıkı takip edeceğiz. Cumhurbaşkanı bir sözü daha vardı arkadaşlar. Merhametsiz çözüm beklemeyin mi diyordu. Hatırladın mı Gaffar? Bugün evet, mi dedi? Evet, yani merhamet dersi vermeyin bize diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi bu bütün bu gürültü şuradan çıktı. Bir yasa tasarısı olduğu söylendi. Yani daha doğrusu zaten varmış tasarı. Tasarının içinde bir de itlaf. Yani tabii uyutma deniyor da uyutma öldürme yani. Onun Türkçesi o. Öldürme ihtimalinin, öldürme opsiyonunda olduğu yönünde bir bilgi geldi. Haberler yapıldı. Onun üzerine de hayvanseverler başta olmak üzere halkta bir infial oluştu. Sorun şu, bir defa bir sorun var, yani sorunun adını koyalım. Sorun köpek mi yoksa köpek popülasyonunun kontrolsüzlüğü mü? Köpeğin kendisi, kedinin kendisi bir sorun olamaz. Zaten bin yıldır bizimle beraber yaşıyor. Ama popülasyon kontrol edilmediğinde ne oluyor? İşte saldırgan bir alfa oluyor işlerinde. Sürüleşiyorlar, insanlara saldırıyorlar, yaralanmalar oluyor, daha vahim şeyler oluyor. Tabii yani devletin birinci görevi bir defa insanları korumak. Bunu yapmak zorunda. Peki bu popülasyonu nasıl kontrol edecek? Bunun da yöntemleri var. Aslında mevcut yasa da yeterli. Yani kısırlaştırma, efendim rehabilitasyon vesaire, o da yeterli. Şunu fakat, demiş, pardon Gaffar, özür dilerim. Cumhurbaşkanı tam senin dediğin konuyla alakalı. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Sahipsiz köpek sayısını yakala kısırlaştır sal metoduyla çözmek istedik ama bu bir çözüm olmadı diyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tabii önemli yani... Eski kanuna vurgu yapıyor. Fakat şunu ben hatırlatmak isterim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da inşallah sesimizi duyar. Evet, mevcut kanun bunu söyledi ama belediyeler bunu yapmadı. Şimdi niye yapsınlar Gaffar? İşte, yani, dolayısıyla şimdi belediyelere yaptırım getirmek gerekiyor. Yani belediyeye sen bunu yapmıyor musun kardeşim? O zaman bunun bir cezası var demek lazım. Belediyeler yapıyormuş gibi yaptılar. İşte sonucu bu oldu. Ve bu şöyle... problem insanların kucağında kaldı. Yani şimdi şöyle bir durumdasınız. Yani insan hayatıyla herhangi bir şeyi mukayese edebilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Ama öbür yandan şimdi sizin bir kültürünüz var, geleneğiniz var, inancınız var. Yani tutup bu hayvanları, bu canları öldürmek, o toplu bir kırıma yol açmakta hiçbir vicdan bunu kaldırmıyor. Hele Sayın Cumhurbaşkanı. Ben eminim asla böyle bir şeye müsaade etmez yani. Emine Hanım aynı şekilde. Yani hiç hayvansever insanlar. Biliyoruz onların şeylerini. Karakterlerini biliyoruz, bakışlarını biliyoruz. Fakat ortada da bir sorun var. Yani onun için şimdi yasa geliyor. Ben şu kadarını söyleyeyim. Mutlaka uzlaşı zemini olması gerekiyor. Yani tabii ki yasayı milletvekilleri onaylar. Bir aramızda bir milletvekili abimiz, sana. Arkadaşımız da var. Fakat uzlaşı zemininin aranması lazım. Uzlaşıdan kastım da şu. Veteriner hekimler, veteriner hekim birlikleri, işte bu hayvansever dernekleri. Hatta belki bu mesela bu hayvanlardan zarar görmüş aileler, yapılar varsa onlar. Yani her taraftan insanlar ama özellikle de uzmanlar. Yani konuyu bilenler. Mesela biz gazeteciyiz. Bizim en fazla bilebileceğimiz şey olayları takip ediyoruz. Yani ben hayvanlara karşı da hep olumlu bakarım. Ama insanla da bunu kıyaslamam ayrı konuda. O da çok yanlış bir şey yani. O ikisini niye kıyaslayalım? Bir de beni korkutan şey şu.
Şimdi böyle hadi bunları toplayalım, öldürelim, hepsini itlaf edelim mantığı biraz o 19. yüzyıl Avrupa'sından kalma bir soykırımcı bakış. Yani güçsüz olan bir şey var orada. Bir zaman bir Milli Eğitim Bakanı varmış, okulları kapatırsanız eğitim sorunu kalmaz demiş. Onun gibi yani şimdi bu hepsini öldürdüğünde bir başka şeye yol açıyorsun. Benim anladığım kadarıyla şu ana kadar gelen sinyaller ilk başta gelenlerden çok farklı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamasında ben çok olumlu mesajlar buluyorum. İnsanların talebi de şu. Şu yönde şekilleniyor insanların talebi. Tabi her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes istediğini söyleyecek. Ama genel talep şurada. Bu problem çözülsün ama çözülürken işin içinde uyutma, öldürme, itlaf gibi şeyler olmasın. Mutlaka yani bu millet uzaya adam gönderiyoruz biz şu anda. Bunu mu çözemeyeceğiz? Yani bunun bizim konu başlığımız olması bile üzücü. Bence o taraflar ortalığı kızıştırıyor. Ben bakıyorum koca koca adamlar, kadınlar. Sen güzel bir yazı yazmıştın. Yani gerek yok o sertleşmelere. Sosyal medyada görüyorsun değil mi Gaffar? Yani o adamlar, onunla, kimisi şöyle olmuş. Köpekle şahsi sorunu var adamın. Artık o seviyeye gelmiş. Kişiselleştirmiş ama bence, birine yani. Kızıyor ama o. Ya aslında, da tersi var mesela Zafer'in örnek verdiği gibi tipler var. Öyle aşırı dereceye gidenler var. Zafer, onlara bırakırsak o sorun çözülmez. İşin şimdi, uzmanları var. Uzmanları yol göstersin. Çözelim. Bir de aklı yani. Selim bir şekilde sağduyuyla biraz. Ben de uyutulmasına karşıyım. Ama mesele yani Gaffar'a şurada katılmıyorum. Ne var canım bunu mu çözemeyeceğiz noktasından maalesef tamam. Daha ileri bir noktada. Yani çok ciddi bir ihmal söz konusu. Her zaman olduğu gibi asıl sorumlular görevlerini yerine getirmediği için tabiri caizse bu işin dayağını yine hükümet yiyor. Niye asıl sorumlular? Bak 2004 yılında çıkartılmış 5199 nolu hayvanları koruma kanunu. Burada bak belediyeler sahipsiz köpekler için rehabilitasyon merkezleri kurmak ve kısırlaştırmakla yükümlü demiş devlet. 20 yıl önce. 2004 yılında. Şimdi bak 2005 yılında rahmetli Kadir Topbaş döneminde İstanbul'da Pet İstanbul diye bir proje başlatıyorlar ve düzenli olarak hayvanlar kısırlaştırılıyor. Hı hı. Düzenli olarak kısırlaştırılıyor. Farkındaysan 2018-19'a kadar pandemiye kadar sokaklarda bugün gördüğümüz oranda bir sahipsiz köpek meselesi yoktu. Ben o dönem İzmir'deydim. Sadece sahillerde şöyle bir problem vardı. İnsanlar çocuklarına karne hediyesi ya da bir hevesle köpek alıyorlardı. Dönerken orada bırakıyorlardı. Evet, Çeşme'de, Urla'da. Böyle bir durum vardı. Oralarda bir yoğunluk vardı. Ama büyük şehirlerde bugün gördüğümüz gibi köpek sürüleri, köpek orduları bunlar yoktu. Neden? Çünkü belediyeler üstüne düşeni yapmadı. Bak şimdi kanun bunu söylüyor. Diyor ki belediyeye rehabilitasyon merkezi kuracaksın ve kısırlaştırmak yapacaksın diyor. Peki ben sana soruyorum. Türkiye'de 1393 belediyeden kaçı bunu yapmış? Barınak kurmuş. Hiçbiri ki o yani ortalık 237'si. Bak en büyük barınak bizde Konya'da. Kapasitesi 2500. Konya Büyükşehir Belediyesi yapmış. Kapasite 2500. Bugün Tarım Bakanı açıkladı. En iyimser rakamla 4 milyon köpek var sokaklarda. 4 milyon. Ve deniliyor ki üreme hızı dikkate alınarak eğer tedbir alınmazsa bu sayı yakın dönemde 30 milyonları bulabilir. 2030-2035'lere kadar. Şimdi bu çok kabul edilebilir bir tablo değil. Buna rağmen bence de uyutulma seçeneğini ben de vicdani bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Allah'ın bize bir emaneti onlar. Hepsi de bunların saldırgan değil. Fakat şehir hayatında, dünya üzerinde köpeklerle yaşayan bizimki bir ülke yok. Dünya Sağlık Örgütü dünyada kuduz riski en yüksek ülkeler arasında Türkiye'yi gösteriyor. Garip olan ama Zafer şunu yapıyorlar. Sokakta birileri şikayet ediyor. Tehlikeli türler, onu bunu ısıranlar, kuduz olanlar değil. Onları alamıyorlar. Adam sahipleniyor hayvan severler. Şu tabii. Bizim çomarlar gariban, var ya. Gariban yazık bu. Köpüyorduk. Tabii tabii. Bak, canım çomar ya. Sen sinirin bak. Dogo Arjantin değil. Diye bir cins tek başına var. Sokakta bak, duruyor. Ben, bunu alıp daha götürürsen bak, Dogo, çözüm o değil. Hikaye o değil. Bak, ben olacağı söyleyeyim. Bak şimdi bu işleri özel firmalara ihale edecekler. Bak toplama işini. Ben olanı bildiğim için söyleyeyim. Sahayı da biliyorum yani. Sahayı bildiğim için söylüyorum. Bunlar para kazanacaklar köpek başına. Şunu yapacak. Yani çeteleşmiş olanı, saldırgan olanı zaten alması zor. Onu alamayacak. Gidecek sokakta o ötede yatan garibanı. Yani bebekte dükkan önünde yatan garibanı alacak, kaçıracak. Ben kaçıracak o... diyorum bak. Bu oldu ve ama bunun karşılığında da infial oluşacak. Bak süremitmeden komşu komşuyla çalışacak. Şunu söyleyeyim bak şu rakam önemli. Kısırlaştırma çok kolay bir iş değil. Bir yılda %70'ini kısırlaştırabilirsen ancak başarıya ulaşabiliyorsun. Son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılmış. Hayvanseverlere de bu kanun
Diyor ki eğer bakacaksan kardeşim diyor, sana ben diyor arazi tahsis ederim, bina da tahsis ederim. Mülkiyeti bende kalmak şartıyla. Çok önemli. Oranın hani yönetimine hepsi, de girsin. Hepsi hayvansever ya. Kaç köpeği sahiplenmişler, ne yapmışlar? Zafer'cim şu an Türkiye'de yüz binlerce köpek hayvanseverler tarafından bakılıyor. Lütfen bak, o da bir çarpı. O mamaları da paraları bak, da götürüp düzeltir. Mesela şeye verecekler. Belediye kuracak, güzel tesislerini kursunlar. Yani daha şu sistematik. Şu an zaten hayvanseverlerin talebi de o. Hazine arazi versin. Hiçbir para falan da tanımıyor. Kanun zaten bunu öngörüyor. Tabii tabii var. Doğru da. Doğru da yani. Bu, ama şöyle bir şey var. Bakın bugüne 2004'te çıkan yasadan sonra Türkiye'deki belediyeler Avrupa Birliği'nden akıl almaz fonlar aldılar. Köpekleri kısır, paraları? Paralar buhar oldu. Yediler buhar. Paralar hamur kimse oldu yani. Kimse belediyeye sormuyordu, ona şaşırıyorum. Cumhurbaşkanı'na bakılıyor. Yani. Hüseyin Yayman. Belediyeler bunun hesabını bir nasıl verecek? Bence hiç yani. Oraya gidilmiyor. Yani bu konuda bizim tavrımız net. Yani 2004 yılında yani hayvanlar, köpekler, kediler bir mal olarak kabul edilirken onu can olarak kabul eden bir devrimci bir anlayış söz konusu burada. Bunu biz yaptık diyorsunuz. Yani AK Parti yaptı. Allah razı olsun. Günümüzün şartlarında yeni bir düzenleme yapmak gerekiyor. Burada tüm tarafları dinleyerek illa yani benim dediğim doğrudur, tabii. benim dediğim haklıdır şeklinde bir yaklaşım söz konusu değil. Tüm tarafları dinliyoruz. Ortak akılla ve bunların bize Allah'ın bir emaneti olduğunu, canlarımız olduğunu kabul ederek bir gerçekten sorunu çözmeye çalışıyoruz. Yani bir müzakereci siyaset var. Ve bu konu ele alınıyor. Ben inanıyorum ki bir aklı selim orta yol bulunacak. Çünkü burada insan hayatını ilgilendiren bir durum var. Ve doğru bir yol bulunacak. Evet. Şu soruyu soruyorlar Gaffar. Biraz da karşı argümanları sorayım sana. Ya bu kadar hayvan kesiliyor her gün. Bu kadar. Hiç onlarla ilgili bir şey dediğiniz yok. Büyük, ayrıcalık nedir büyük diyorlar. Büyük bir çarpıtma. Bakın insan hayvan ilişkisi binlerce yıla matup bir şeydir. Her toplumun kendine göre ilişkisi vardır. Müslüman Türk toplumunda ilişkisi başka türlüdür. Bizim inancımız ve geleneğimiz, değerlerimiz çerçevesinde hayvanlar belirli işlevlerle dünyada var olurlar. Yani onlar da ümmetin bir parçasıdır. Başka bir türdür. Bir de işlevseldir farklıdır. Değil mi yani Türkler bir, tabii için. Şimdi bizim efendim kurban kesmek, ne için kesiyorsunuz kurbanı? Etini yiyorsunuz ve yoksullara dağıtıyorsunuz ve ibadet ediyorsunuz. Şimdi bu başka bir şey. Kurbanı kesmenin kuralları var. Öyle bu ikisi yan yana konulmaz. Sen köpeğin af buyur etini mi yiyorsun kardeşim, öyle şey olur mu? Köpek dediğin şey şehirde seninle beraber yaşıyor. İşlevi de şu, sever, sevdirir, eğitirsen sana bekçilik yapar. Efendim depremde enkazda arama yapar, yangında koruma yapar. Geçmişten beri böyle. Yani buradaki problem şu, hayvanı işlevi dışında kullanıyor musun? Ona maruz bırakıyor musun? Bu eziyettir, işkencedir, bu yasaklanmış. İnancımız öyle, biz de öyle bakıyoruz. Bir de... O hukuku koruyor musun? Yani insanlar arasında hukuk olduğu gibi insanın hayvanla ilişkisinde hukuk var. Sen eşrefi mahlukatsın. Bu ne demek? Diğerlerine karşı sorumluluğun var demek. Çünkü diğerinin beyni yok ki. Onun kriminal ehliyeti de yok. Yani çocuğa saldırmış. O zaman burada hak kavramı tartışmalı değil mi? Yani şunu söylemek istiyorum. Hak dediğin şey böyle sorumluluk görevi de beraberinde getiriyor. Tabii hak dediğin ki. Şey. Dolayısıyla tabii. hayvan hakkı dediğinde onun tabii. görevi sorumluluğu da. Öyle bir şey yok. Biz onları yönetiyoruz. Besin zincirinin en üstündeyiz. Evet. Bir defa bu aklı selim noktaya da bir gelelim. Yani şunu tabii. söylüyorum. Bir can, bana kızıyorlar hayvanseverler böyle dediğinde. Bir can dostlarımız edebiyatı yapanlar var. Bir de ite taparlar diye karşısında söyleyenler. Biz böyle bir şey değil. Biz hakim olanız. Dolayısıyla biz iyi yönetmeliyiz bu ilişki ağını. Yani hayvansa onun yaşam alanını da sen düzenleyeceksin. Bak Gaffar yanlış anladı. Tabii onu diyorum. Bak Gaffar yanlış anladı. Şunu bir söyleyeyim Gaffar. Hayvanseverlere ben bir şey demiyorum ama mesele şu değil. Sen canının istediği yerde, sokağa, insanların yaşam alanında mamayı, yemek artığını döktüğünde hayvansever olmuyorsun. Hani her şeyde batıya örnek alıyoruz ya, kanun 2004'te açık açık yazmış kardeşim. Şu şu şartlarda diyor hayvanlara bak diyor. Ben de sana her türlü desteği vereyim diyor. Ama sen bugün dükkanın önüne, mahalleye, sokağa, her tarafa bulduğun yemek artığını, mamayı döktüğünde... Bundan rahatsız olan insanlar var. Zaten yani, biz onu bin yıldır yapıyoruz. Bin yıldır yapmıyoruz bin yıldır ya. Bin yıldır. Değil. Ne zaman? Ya olur Allah aşkına mı? Bu kadar mancacılık köpek yoktu. Mancacılık diye bir meslek var. Şehirlerde bu kadar. Manca mesleği şu. Avrupalılar kuşları, efendim, kedileri, köpekleri katlederken, yani bir kırım yaparken onlara yönelik, bizde İnsanlar vakfiye kuruyordu. Bu hayvanlara yemek ama bıraktı. Ama şurada hata yaparız. Yani sokaktaki Avrupa'daki, bir iki tane köpeğin Avrupa zararı örneği, olmaz kimseye. Keşke bir iki olsa. Avrupa örneğini veriyorsun. Ben rakamlara baktım. En kaba dayısında 300-400 bin köpek var.
En fazla olanda. Ben, ama olumlu örnek olarak vermiyorum. Şimdi sende gelmiş rakam 4 milyona. Yani sen buna Avrupa'nın... Bak bu köpek sayısıyla sen Avrupa'nın uyguladığı çözümün Türkiye'de iş yapacağını iddia edemezsin. Ben öyle bir şey söylemedim. Bir şey hayır hayır lütfen Zafer tam tersini söyle. Ben yanlış anlıyorsun. Tam tersi. Avrupa'nın uyguladığı çözüm insani çözüm değildir. Vahşi bir çözümdür. Çünkü Avrupa soykırımcıdır. Bizim kültürümüz Avrupa'nın kültüründe bu vardır. Bizde bu yoktur. Biz şöyle çözeriz. Çeteleşmişse, saldırgansa onu rehabilite edersin, bir yere alırsın. Çok. Yok değilse, ya işte Emirgan'da köpek var kardeşim, Tarçın. Bilmem kaç senedir orada yatıyor. Kimseye bir zararı da yok. Önüne de bir tas su koyuyorsun. Bunun çok teşekkür ederim. Ki. Biz konuşuyoruz medya, sosyal medyada dediğim gibi. Yerel yönetimler hiç havaya bakarak ıslık çalıyorlar. Çok konforlu bir pozisyonda Hüseyin Yayman. Bir şey... Ama onlar yapacaklar. Dolayısıyla bu tepkileri, bu enerjiyi, bu önerileri yerel yönetimlere yönlendirmemiz lazım. İşin politik bir yerine takıldık kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamalar yapıyor. O çözmezse zaten kimse konuya girmiyor. Milli. Yerel yönetimlerin üstüne gitmemiz gerekiyor. Şey kapatıyoruz. Söyleyeyim. Şöyle bir şey oldu. Bak şimdi Mansur Yavaş Ankara'da aslında üstü kapalı dedi ki bunlar itlaf edilmeli. Üstü öyle kapalı dedi. Bunu söyledi. Ben şimdi yorumlara bakıyorum. Ya helal olsun falan. Ya helal olsun diyorsun da 5 yılda niye bir barınak yapmamış? Niye kanunun öngördüğü şekilde hayvanlar kısırlaştırılmış. Biraz da bunları düşünelim. Yumurta kapılar. Belediye başkanlarını alkışlayalım, yüceltelim. Ama biraz da iş yapın diyelim. Türkiye'de Osmanlı dönemindeki, daha doğrusu meşrutiyet öncesindeki son itlaf Sultan Abdülaziz zamanında itlaf kararı çıktı. Müslüman halk bunu uygulatmadı. Sultan Abdülhamit'in döneminde 30 küsur yıllık iktidarında hiç kimse köpeklere dokunamadı. Sultan biraz iddiaçılar bir giriştiler, bir denediler. İddiaçılar 1910'da, tekrar ediyorum, iddiaçılar 1910'da böyle bir itlaf kararı çıkardılar. Hevesleri Avrupa'ya benzemekti. Evet. Avrupa'ya benzemek adına Sivriada, yani biz hayırsız ada diyoruz, katliamına yol açtılar. Bugün İstanbul halkı hala o işe imza atanları beddua ederek anıyor. Onun için kimse de bu vebalin altına girmek istemez, girmemek. Evet, çok teşekkür ederim. Süre bitti bütün konuklarıma. Pazartesi akşamı aynı saatte yine karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.